12. Bölüm Görüşme Size uzun bir hikaye anlatacak değilim. Bu işe nasıl karıştığımı kısaca açıklayacağım. Adalet Bakanlığı bazı gizli işlerde benden fikir sorar. Onlara danışmanlık yaparım yani. Sonra bazı kurum ve kuruluşlarla da daima temas halindeyimdir. Bu yerlerde belirli bazı mahkumlar vardır. Mesela genç yaşta suç işlemiş kimseler. Yani mahkumun gönderildiği yer suçunun cinsine ve yaşına göre değişir. Bilmem anlatabiliyor muyum? Evet, evet, ne demek istediğinizi anlıyorum. Beni genellikle suç işlendikten kısa bir zaman sonra çağırırlar. Suçlunun tedavi edilip edilemeyeceğini, böyle bir şeyin faydalı olup olmayacağını anlamak için. Fakat zaman zaman sorumlu bir mevkide olan kimseler de bana başvurur. Mesela demin bahsettiğim kuruluşların herhangi birinin müdürü. Geçenlerde de böyle bir şey oldu. Bakanlık kanalıyla öyle bir yerin müdüründen bir mektup aldım. Kalkıp ona gittim. Kendisi arkadaşımdı zaten. Onu uzun yıllardan beri tanırdım. Fakat sık sık görüşmezdik. Müdür bana meseleyi açtı. Orada kalan bir hasta veya mahkum. Onlara ne isim verirseniz verin. Kendisini düşündürüyordu. Daha doğrusu bu konuda bazı şüpheleri vardı. Mahkum genç bir adamdı. Oraya da pek gençken delikanlılık çağında getirilmişti. Yıllar önce olmuştu bu. Fakat arkadaşım daha o sırada oranın müdürü değildi. O mevkiye getirildikten kısa bir zaman sonra endişelenmeye başlamıştı. Aslında doktor değildi fakat suçlular ve katiller konusunda büyük tecrübesi vardı. Şimdi Söz ettiğim genç mahkum ta ilk gençlik yıllarından beri mesele çıkarmış. Ahlaksızca davranmıştı. Açıkçası tam bir suçlu tipiydi. Çetelere girmiş, adam dövmüş, çalmış, dolandırmış, bazı hileli işlere karışmıştı. Her babayı hayal kırıklığına uğratacak bir evlattı o. Miss Marple, aa dedi, anlıyorum. Anladığınız nedir Miss Marple? Bu bahsettiğiniz Bayrulfiel'in oğlu. Evet, haklısınız. Size Bayrulfiel'in oğlundan bahsediyorum. Onun hakkında ne biliyorsunuz? Yaşlı kadın ellerini açtı. Hiçbir şey. Sadece dün Bayrulfiel'in ahlaksız bir oğlu olduğunu duydum. Sabıkası olan bir gençmiş. Fakat kendisi hakkında başka bir şey bilmiyorum. Bayrulfiel'in ondan başka oğlu yok muydu? Yoktu. Bay Rafael'in tek oğluydu o. Adamın ondan başka iki kızı vardı. Bunlardan biri 14 yaşındayken ölmüştü. Diğer kızı ise mutlu bir evlilik yapmıştı. Ama onun da çocuğu olmuyordu. Bay Rafael bütün bunlara çok üzülüyordu herhalde. Profesör Wenstedt, belki diye cevap verdi. Böyle şeyler tam olarak bilinemez. Bay Rafael'in karısı çok genç ölmüştü. Bakın bunun adamı gerçekten sarstığını sanmıyorum. Ama muhakkak ki hislerini yine hiç kimseye belli etmedi. Çocuklarını ne kadar severdi onu da bilmiyorum. Fakat onlar için elinden gelen her şeyi yaptı. Onlardan hiçbir şeyi esirgemedi. Oğlu için didindi durdu. Fakat onu sever miydi sevmez miydi bu belli değil. Zira Bay Rafael bu bakımdan anlaşılması kolay olmayan bir insandı. Profesör bir an durdu. Evet, oğlu konusunda elinden gelen her şeyi yaptı. Çocuğun başı okulda derde girdiği zaman onu kurtardı. Daha sonra hakemin karşısına çıkarılmaya başladığı zaman iyi avukatlar tutarak durumu düzelttirmeye çalıştı. Fakat sonra ağır bir darbe yedi. Belki de daha önce olanlar bunun habercisiydi. Michael'ı genç bir kıza saldırma suçuyla dava ettiler. Kıza saldırdı ve onun hızına geçtiği iddia ediliyordu hapse mahkum oldu fakat çok genç olduğu için suçunun bir kısmı affedildi fakat sonra onu daha ağır bir suç yüzünden yakaladılar. Miss Marple o bir kızı öldürmüştü diye mırıldandı bana öyle söylediler doğru mu bu Kızı evinden kaçırmıştı uzun zaman sonra genç kızın cesedini buldular. Onu boğmuşlar, sonra da kafasını ve yüzünü ağır bir taşla vura vura ezmişlerdi. Bunun kızın tanınmasına engel olmak için yapıldığı düşünülüyordu. Hoş bir şey değil, Miss Marple tam bir yaşlı kadın gibi konuşmuştu. Profesör Van ona uzun uzun baktı. ''Ne demek istediğinizi anlıyorum. Nerede kalmıştım? Ah evet.'' Hapishanenin müdürü beni neden çağırdığını açıkladı. Michael'ı uzun zamandan beri inceliyordu. Sonunda onun katil olmadığına kanaat getirmişti. Onda bir katil tipi yoktu. Michael'ın kötü ve ahlaksız bir insan olduğundan emindi. Ne yapılırsa yapılsın onun düzelmesine, dürüst olmasına imkan yoktu. Fakat Michael katil değildi, müdürün fikrine göre. Arkadaşım bir adli hata olduğuna inanıyordu. Bana, kızı boğup öldüren, onu taş ocağına yuvarladıktan sonra yüzünü taşta ezen Michael olamaz, dedi. Olayın bütün ayrıntılarını öğrenmişti. Her şeyin Michael'ın aleyhinde olduğunu biliyordu. Delikanlı ölen kızı tanıyordu. Kendisini onunla sık sık görmüşlerdi. Arabanın da cinayetin işlendiği yerde görüldüğü iddia edilmişti. Neyse. Fakat arkadaşım adil bir insandı. Bu yüzden de benim fikrimi almaya karar vermişti. Michael'ı görmemi, onunla konuşmamı ve bu konuda bir karar vermemi istiyordu. Miss Marple mırıldandı. Çok ilgi çekici. Herhalde arkadaşınızın bu isteğini yerine getirdiniz. Profesör başını salladı. Evet, bu mesele beni ilgilendirdi. Michael'ı gördüm ona başka başka açılardan yaklaşmaya çalıştım. Onun karşısına hem dost hem düşman olarak çıktım. Sonunda neye karar verdiniz? Profesör Benstead, arkadaşımın haklı olduğuna, dedi. Michael Raphael katil değildi. Ya daha önceki olaylar? Tabii onlar Michael'ın aleyhindeydi. Fakat ben söz konusu diğer olayı da inceledim. Evet, Michael'la kızın arasında bir seks ilişkisi olmuştu. Fakat delikanlı kızı boğmaya filan kalkışmamıştı. Bildiğiniz gibi kızlar baştan çıkarılmaya çoktan hazırlar. İş olup bittikten sonra anneleri durumu öğreniyorlar. Ve o zaman da ifade edildiğini söylersin diye tembih ediyorlar kızlarına. Michael'ı dava ettikleri kızın aslında bir sürü sevgilisi varmış. Onlarla olan dostluğu da bir hayli ileri gitmiş.'' Onun için Michael'ın o konuda da bir suçu olduğunu sanmıyorum. Cinayet olayına gelince Michael katil değil. Bu bakımdan bir sürü test de yaptım. Fiziki, psikolojik, ruhi o suçsuzdu. Sonra ne yaptınız? Kalkıp Baygruff ile gittim. Ona müdürle beraber ulaştığımız sonucu açıkladım. Fakat elimizde bir kanıt yoktu. Onun için Michael'ın yeniden yargılanmasını talep etmek imkansızdı. Fakat arkadaşımla ben korkunç bir hata olduğuna inanıyorduk. Bay e, o eski cinayeti tahkik ettirebilirsiniz dedim. Bu pahalıya mal olur ama belki bazı ipuçları bulabilirsiniz. O arada Bay çok hasta olduğunu da fark etmiştim tabii. O da bana bunu açıkça söylemekten kaçınmadı. Kendisine Oğlu hakkındaki hislerini sordum. Miss Marple sordu. Ne cevap verdi? Bunu bilmek istiyorsunuz değil mi? Ben de istiyordum. Bay Raphael benimle açık açık konuştu. Belki o merhametsizdi ama çok da dürüsttü. Evet Miss Marple. Uygun kelimeyi seçtiniz. Bay Raphael hem dürüst hem adildi. Oğlumun nasıl bir insan olduğunu yıllar önce öğrendim ben, dedi. Onu değiştirmeye çalışmadım. Çünkü Michael'ı kimsenin değiştiremeyeceğini biliyordum. Doğuştan ahlaksız o. Yaradılışı öyleydi. Onu kimse düzeltemezdi. Bundan eminim. Ama onun için elimden geleni de yaptım. Ahlaksızlığı, geçirilmesi imkansız bir hastalıkmış gibi davrandım. Onun için şimdi ne yapabilirim? Ona bunun tamamıyla kendisine bağlı olduğunu söyledim. Siz ne yapmak istiyorsunuz diye sordum. Hemen cevap verdi. Bu basit. Onun temize çıkarılmasını istiyorum. Özgürlüğüne kavuşmalı. Ondan sonra istediği şekilde yaşasın. Ahlaksızlık edecekmiş. Etsin. Artık bunu kendisi bilir. Kendisine para bırakacağım. Onun bir hata yüzünden kapatıldığı yerde acı çekmesini istemiyorum. Adalet yerini bulmalı. Ama korkarım ben kendim bir şey yapamam. Çünkü çok hastayım. Artık hayatım yıllar ve aylar değil, haftalarla ölçülüyor. Ona avukatlara başvurun dedim. Ben birini tanıyorum. Fakat Bay Rafael sözümü kesti. Avukatlarınızın bana pek faydası olmaz. Kısa zaman içerisinde her şey halledilmeli. Sonunda bu işi üzerime almam için bana büyük bir para teklif etti. Artık bundan sonra benim baş yardımcımsınız dedi. Sizi bu meselede yalnız bırakmayacağım. Başka biri de bu konuyla ilgilenecek. Adı Miss J. Marple'un. Gerisini biliyorsunuz. İkimiz de bu gezintiye katılacaktık. Ben zamanı gelince kendimi size tanıtacaktım. İşte böyle. Bu konuda bütün bildiklerim bu kadar. O arada hapishanenin müdürü de o zamanlar olayı soruşturan polis memuruyla konuşmuştu. Gayet deneyimli, güvenilir bir polis müfettişiydi o. Olayda bütün şüphelerin Michael üzerinde toplandığını, işe başka bir gencin adının karışmadığını söyledi. Kızın başka bir sevgilisi falan yok muymuş? veya bir zamanlar ilgilendiği ve sonradan vazgeçtiği bir genç diye sordu Miss Marple. Hayır hiç kimse. Profesör Wanstead yaşlı kadına dikkatle baktı. Peki siz bu arada bir şey öğrenebildiniz mi? Birdenbire gülümsedi. Biliyor musunuz Bay Rafael bana sizin hakkınızda ne dedi? Ne dedi? Kötülüğün kokusunu hemen alıverdiğinizi söyledi. Gerçekten doğru mu bu? Miss Marple şaşırmıştı. Bir an düşündü. Evet, belki de doğru. Zaman zaman endişeye kapılır ve pek yakınımda bir kötülük kaynağı olduğunu anlarım. Gülümsedi. Bu daha çok insanın burnunun iyi koku almasına benziyor. Kimisi öyle doğar. Kimse bir şeyin farkında değilken mutfaktaki ocağın gaz kaçırdığını ve kokunun burnuna geldiğini söyler. Benimki de buna benzer bir şey işte. Bir an durdu. Bana bir şey öğrenip öğrenmediğimi soruyordunuz. Açıkçası henüz bir ipucu bulmuş değilim. Fakat Bay Rafael'in isteğine uyarak onun buradaki tanıdıklarına gittim. Lavinia Gülen'in otele gelişini ve kadının söylediklerini anlattı. Demek eski konağa gittiniz. Sonra? Sonra hiç. Sadece orada üç kız kardeşin oturduğunu öğrendim. Üç acayip kız kardeşin mi? Pek de acayip sayılmazlardı. Fakat evin havası bir garipti. Michael'la genç kız meselesini de o konakta öğrendim. Ama onlardan değil de yaşlı bir hizmetçiden. Kadın Michael'ın ahlaksızın biri olduğunu söyleyip durdu. Sizce olayın üç kız kardeşle bir ilgisi yok mu? Bilmiyorum. Fakat büyük abla genç kızın resmi sorumlusuymuş ve onu da çok severmiş. İşte onların bu olayla olan ilişkileri bu kadar. Belki onlar bir şey biliyorlardır. Asıl katil hakkında bir şey. Evet, bizim öğrenmeyi istediğimiz de bu değil mi? Diğer adam, bir kızı öldürdükten sonra başını taşla ezmekten çekinmeyecek hissiz bir mahluk veya kıskançlıktan çılgına dönen bir insan. Öyle erkekler var. Siz konaklarken başka bir şey olmadı mı? Hayır olmadı. Sadece en küçük kardeşleri bahçeden bahsedip durdu. Bahçeyle uğraşmaya meraklıymış gibi konuşuyordu. Ona özellikle tuzak kurdum. Bir iki nadir çiçekten bahsettim. Bana hep yalan yanlış cevaplar verdi. Bahçeden filan anladığı yoktu. Bu bana bir şeyi hatırlattı. Neyi? Gruptaki iki orta yaşlı kadını fark ettiniz mi bilmem. Miss Barrow'la Miss Kuku. Evet fark ettim. Birlikte seyahat eden iki arkadaş. Tamam. Miss Cook'la ilgili garip bir şey keşfettim. Cook onun asıl adı değil mi? Neden sordunuz? Kadının başka bir adı daha mı var? Öyle sanıyorum. Miss Marple daha önce Miss Cook'la nasıl karşılaştıklarını açıkladı. Sonra da başını salladı. Onun da çiçeklerden haberi yok. Kendisine bu konuyu açtım tabii. Bahçe bakımı hakkında hiçbir şey bilmediğini de anladım. Peki kadın sizin kasabaya neden geldi acaba? Bana bakmak, nasıl bir insan olduğumu görmek için. Böylece ileride karşılaştığımız zaman beni çabucak tanıyacaktı. Bunun sebebi ne olabilir? İşte onu bilmiyorum. Tabii iki olasılık var. Ama ikisi de hoşuma gitmiyor. Profesör Wenstedt. O olasılıkların benim hoşuma gittiğini de söyleyemem, dedi. Bir süre sessiz sedasız oturdular. Sonra Profesör Wenstedt konuşmaya başladı. Elizabeth Temple'ın başına gelenler beni düşündürüyor. Siz yol boyunca kendisiyle dostluk ettiniz değil mi? Evet, Elizabeth Temple iyileşince kendisiyle tekrar konuşmak istiyorum. O bize öldürülen kız hakkında ayrıntılı bilgi verebilir. Bana genç kızdan söz etti ve kızın sevgiden öldüğünü söyledi. Ben önce onun intihar ettiğini sandım. Fakat bu sevgi ve kıskançlık yüzünden işlenmiş bir cinayet olabilir. Genç kızla ilişkisi olan diğer genci bulmamız gerek. Miss Temple belki onun kim olduğunu bize söyleyebilir. Miss Marple bu heyecanlı konuşmaya dalmış olmasına rağmen alışkanlıklarından da vazgeçmiş değildi tabii. Sokaktan geçenleri gözden hiç kaçırmıyordu. Birdenbire doğrularak ''Antiabret briskat'' dedi. ''Şu elinde kocaman bir paket olan kadın postaneye gidiyor sanırım. Postane köşeyi dönünce değil mi?'' Profesör Vanstead mırıldandı. ''Kaçığa benziyor.'' Saçları karma karışık. Üstelik kır saçlar bunlar. Kadın elli yaşında bir Ofelia adeta. Onu ilk gördüğüm zaman benim aklıma da Ofelia geldi. Hay Allah, bundan sonra ne yapmam gerektiğini bir bilseydim. Acaba bir iki gün otelde mi kalayım yoksa tura devam mı edeyim? Gel de işin içinden çık. 13. Bölüm Kırmızı, Siyah Gruptakiler tam yemeğe oturdukları sırada Bayan St. Burn de içeri girdi. Getirdiği haber hiç de iyi değildi. Miss Temple hala kendine gelemedi. Şu ara hastaneden çıkması da imkansız tabii. Genç kadın ondan sonra tur meselesiyle ilgilenmeye başladı. İsteyenler Londra'ya dönebilecekler, isteyenler bir iki gün sonra yola devam edeceklerdi. Yemek salonundan çıkarlarken Profesör Vance, Miss Marple'ı bir kenara çekti. "Belki dinlenmek istiyorsunuz. Fakat eğer istemiyorsanız, bu civarda görülmeye değer bir kilise var. Sizi bir saat sonra buradan alırım." Miss Marple, "O kiliseyi görmek isterim." diye cevap verdi. Yaşlı kadın arabada profesörün yanında oturuyordu. İkisi de konuşmuyorlardı. Adam otomobilin ön camından dışarıya bakıyordu. Fakat köyden çıkar çıkmaz hemen Miss Marple'a döndü. Korkarım kiliseye gitmiyoruz. Bunu tahmin etmiştim zaten. Durumu anlayacağınızı biliyordum. Şimdi nereye gittiğimizi sorabilir miyim? Kiristam Hastanesi'ne gidiyoruz. Elizabeth Temple'a oraya yatırdılar değil mi? Profesör. Evet, dedi. Bayan Sandborn onu görmüş. Kadın dönüşte bana hastanenin başhekiminden bir yazılı mesaj getirdi. Biraz önce de adamla telefonda konuştum. Elizabeth'in durumu iyi mi? Korkarım değil. Anlıyorum. Daha doğrusu anlamadığımı umarım. Elizabeth Temple'ın durumu kritik. Belki hiç kendine gelemeyecek. Fakat zaman zaman bilincinin geri gelmesi de mümkün ve beni oraya götürüyorsunuz. Neden? Aslında ben Elizabeth'in samimi bir arkadaşı değilim. Kendisiyle ilk defa bu yolculukta karşılaştım. Evet biliyorum. Size hastaneye götürmemin sebebi şu. Elizabeth Temple bir ara kendisine gelir gibi olmuş ve sizi istemiş. Miss Marple. Ya dedi. Fakat Elizabeth beni görmeyi neden istedi? Niçin kendisine yardım edebileceğimi, veya bir şeyler yapabileceğimi sanıyor. O çok anlayışlı ve zeki bir kadın. Bir bakıma büyük bir insan Elizabeth. Aslında matematikçiymiş. Fakat sonra kendisini eğitime vermiş. Ölürse çok üzüleceğim. Çok üzüleceğim. O kaza. Yaşlı kadın durakladı. Belki de o olaydan bahsetmeyi istemiyorsunuz. Aksine o kazayı incelememiz daha iyi olur sanıyorum. Tepeden koskocaman bir kaya parçası yuvarlandı. Zaman zaman olurmuş bu. Ama çok nadir olarak birileri bana gelip o kazadan bahsetti. Size gelip kazadan mı bahsettiler? Kimler? Profesör. O iki genç diye cevap verdi. Joanna Crawford'la ile Emily Price. Ne söylediler? Joanna kaya yuvarlandığı sırada tepede birinin bulunduğunu sandığını açıkladı Epey yukarılardaymış o kimse Kız Emily'nin aşağıdaki yoldan tepeye doğru çıkan ince patikadan ilerliyormuş Döne döne çıkan bir yolmuş bu Tam bir dönemece geldiklerinde tepede birinin bir kayayı ittiğini fark etmişler Erkek veya kadın olabilirmiş bu Kaya sallanmış ve ağır ağır yuvarlanmaya başlamış Sonra da hızlanmış tabii. Miss Elizabeth Temple tam o sırada aşağıdaki geniş yoldan yürüyormuş. Kaya ona çarpmış. Demek kayayı yuvarlayanın erkek mi yoksa kadın mı olduğunu anlayamamışlar. Evet üstünde kırmızı siyah kareli acayip bir kazak ve siyah bir pantolon varmış. Kaya yuvarlanırken o da çabucak dönerek gözden kaybolmuş.'' Joanna onun erkek olduğunu sanıyor ama tam anlamıyla emin değil. Joanna onun Elizabeth Temple'ı özellikle öldürmeye çalıştığını düşünüyor, değil mi? Evet, düşündükçe buna daha da çok inanıyor. Delikanlı da onunla aynı fikirdi. Acaba tepedeki kimdi? Bilmiyorum. Gençler de öyle. Belki o bizim gruptan biriydi. O akşam üzeri dolaşmaya çıkmıştı veya kendisini hiç tanımıyoruz. Otobüsün burada duracağını biliyordu ve yolculardan birine tuzak kurmuştu. Veya böyle şeylere meraklı bir manyaktı. Veya belki de bir düşmandı. Miss Marple içini çekti. Bir düşman, gizli bir düşman. Bu kelime insana pek abartılı geliyor. Öyle, herkesin saygı duyduğu emekli bir okul müdüresini öldürmeyi kim ister? Aslında bizim bu soruyu cevaplandırmamız gerek. Belki bunu bize Elizabeth Temple açıklayabilir. Fakat doğrusu Miss Temple'ın şahsi bir düşmanı olduğunu hiç sanmıyorum. Onu öldürmeye kalkacak hain ve soğukkanlı bir düşmanı. Miss Marple'a baktı. Siz ne diyorsunuz? Bilmem ki. Tabii Elizabeth Temple'a bir şey bildiği için öldürmeye kalkmış da olabilirler. Belki otobüstekilerden biri onu gördü ve tanıdı. Şüpheler yine yolcuların üzerinde toplandı değil mi? Bir an durdu. Söz ettiğiniz o kazak. Onun üzerinde kırmızı siyah kareler mi varmış? Aa evet kazak. Profesör meraklı Miss süzdü. Kazak ilginizi neden çekti? Onun bu kadar dikkati çeken bir şey olması biraz garip. Sözlerinizden bu anlamı çıkardım. Joanna da kazağı hemen görmüş ve onu size de tarif etmiş. Evet, sizce bu ne anlama geliyor? Miss Marple düşünceli bir şekilde mırıldandı. Bu, renkli bir bayrak sallamaktan farksız, kazak görülmesi ve hatırlanması kolay bir şey. Profesör ona cesaret vermek istiyormuş gibi baktı. Sonra Uzaktan gördüğünüz bir insanı tarif ederken daha çok onun kılık kıyafetinin üzerinde durursunuz. Turuncu bir bere, mor bir pelerin, kırmızı siyah kareli bir kazak. O kimsenin yüzünü, ayaklarını, ellerini ve yürüyüşünü değil, elbisesini tarif edersiniz. Fakat tarif edilen kişi en kısa sürede üstündekilerini çıkarır. Bunu bir çöp tenekesine atar veya paketleyerek uzaklarda bir yere gönderir veya yırtar ya da yakar. Üstüne de dikkati çekmeyecek parlak renkli olmayan şeyler giydiği için de kimse kendisinden şüphelenmez. Bence o kayayı yuvarlayan kimse de kırmızı siyah kareli kazan iyice görülmesini istiyordu. Profesör Vanstedt, sağlam bir fikir dedi. Sonra ilave etti. Bildiğiniz gibi Elizabeth Temple'ın ünlü okulu Fellowfield buraya yakın. Onun için Miss Temple burada birçok kişiyi tanıyordu sanırım. Miss Marple, evet diye cevap verdi. Onun için şüpheliler listesi de bir hayli kabarık olacak. Yaşlı kadın bir an düşündü. Biliyor musunuz, kayayı yuvarlamaya çalışan herhalde erkekti. Çünkü taşı tam hedefe isabet ettirdi. Bu bakımdan erkekler kadınlardan çok daha ustadırlar. Belki, Miss Marple içini çekti. Ben bu tarafları hiç iyi bilmem. Sizin bu bölge hakkında bir bilginiz var mı? Hayır, fakat ilgilendiğimiz konu yüzünden bazı şeyleri öğrendim. Yıllar önce burada arka arkaya birkaç cinayet işlenmiş. Ama bugün de yine böyle şeyler oluyor. Bir kızın cesedi bulunuyor. Arkadan ona yakın bir yerde bir başkasının. Sonra 30 kilometre kadar ötede başka bir ölüye rastlanıyor. Şimdi kaldığımız köyde de yıllar önce böyle bir şey olmuş. İki kız kaybolmuş burada da. Bunlardan birinin cesedi 6 ay sonra bulunmuş. Onu en son Michael Raphael'in yanında görmüşler. Bu bizim üzerinde durduğumuz kız. Ya diğeri? O kızın da adı Nora Broad'muş. Ama o akrabalarının sonradan Hiçbir erkek arkadaşı olmayan, sessiz sedasız bir kız diye tarif edebilecekleri tiplerden değilmiş. Bilakis, erkek arkadaşlarının sayısı haddinden fazlaymış. Nora Broad'un cesedi hala bulunmamış. Ama elbet bir gün bulunacak. Bazı olaylarda ceset ancak 20 yıl sonra ortaya çıkıyor. Profesör arabayı yavaşlattı. Geldik. Burası Keristan. Şu da hastane. Miss Marple'ı Profesör ile birlikte hastaneye girdi. Adamı bekledikleri anlaşılıyordu. Bir hemşire onlara yaklaşarak ''Sizi Barker Hemşire'ye götüreceğim.'' dedi. ''O bana durumu anlattı.'' Barker Hemşire uzun boylu, zayıf bir kadındı. Alçak, kesin bir sesi, zeki bakışlı gri gözleri vardı. Karşısındakini çabucak süzüyor, ve anlaşılan onun hakkında hemen bir karara da varıyordu. Profesör Wenstedt, ne hazırlık yaptığınızı bilmiyorum diye söze başladı. Miss Marple'a bilgi vermemiz herhalde iyi olur. Miss Temple hala komada Miss Marple. Seyrek olarak kısa bir süre için kendine geliyor. Nerede olduğunu anlıyor ve bir iki kelime de söyleyebiliyor. Fakat onu istediğimiz zaman uyandırmamız da imkansız. Sabırla beklemekten başka çare yok. Herhalde Profesör Vanstead size hastanın kendisine geldiği sırada açık açık Miss Marple dediğini anlattı. Onunla konuşmam gerek Miss Jane Marple. Ondan sonra tekrar kendinden geçti. O zaman doktor sizin grupla temasa geçmenin doğru olacağını düşündü. Profesör Vanstead ile de görüştü. Korkarım aslında yapabileceğiniz fazla bir şey yok Miss Marple. Miss Temple'ın odasında oturacaksınız. Belki yine bir şeyler söyler. Ne yazık ki doktorlar durumdan pek ümitli değiller. Siz hastanın akrabası değilsiniz. Onun için sizinle açıkça konuşabilirim. Doktorlar Miss Temple'ın ölümün eşinde olduğunu, onun kendine gelmeden can verebileceğini düşünüyorlar. Tabii konuştuğu takdirde birinin onun ne söylediğini dinlemesi gerek. Hastanın odasında oturacaksınız. İçeride bir hemşire de olacak. Fakat o bir köşeye çekilecek, paravanın arkasına. İçeride bir polis memuru da var. Miss Temple konuştuğu takdirde onun sözlerini kaydetmek için elinde defterle bekliyor. Doktor, Miss Temple'ın etrafında fazla kimsenin bulunduğunu fark etmemesini istiyor. Hasta sizi bekliyor. Onun için de yalnız sizi fark etmeli. Sizden istediğimizi zor bulmadığınızı umarım. Miss Marple, hayır hayır dedi. İstediğinizi yapmaya hazırım. Çantamda küçük bir defterle kalem de var. Bana söylenenler kısa bir zaman için aklımda kalabilir. Onun için Elizabeth konuşurken hemen kağıda kaleme sarılmama gerek de yok. Sarı da sayılmam. Yani yatağın yanında oturursam her şeyi kolaylıkla duyabilirim. Hatta hasta fısıldasa bile. Ayrıca hastalara alışık olduğumu da söyleyeyim. Hemşire Barker yaşlı kadını çabucak tekrar süzdü. Çok teşekkür ederim. Bize yardım etmeyi istediğiniz belli. Profesör Vanstead sizi bekleme salonuna alalım. Gerek duyulursa sizi yukarı çağırırız. Şimdi buyurun Miss Marple. Yaşlı kadın hemşire Barker'ın peşinden ilerledi iyi döşenmiş tek kişilik bir odaya girdiler. Perdeler yarı kapalıydı. Loş odadaki tek karyolada da Elizabeth Temple yatıyordu. Bir heykelden farkı yoktu kadının. Hafif hafif inler gibi nefes alıyordu. Barker hemşire hastanın üzerine eğilerek ona dikkatle baktı. Sonra Miss Marple'a karyolanın yanındaki sandalyeye oturmasını işaret etti. Dönerek tekrar kapıya doğru gitti. Köşedeki paravanın arkasından elinde not defteriyle genç bir adam çıkmıştı o sırada. Hemşire Barker. Doktorların emri Bay Rickett, dedi. Odanın diğer köşesinde oturan hemşire de ayağa kalktı. Usulca yaklaşarak Miss Marple'ın paltosunu çıkarmasına yardım etti. Sonra da tekrar yerine döndü. Miss Marple yatağın yanındaki sandalyeye yerleşti. Şimdi dikkatli Elizabeth Temple'a bakıyordu. Otobüste olduğu gibi kafasının biçimi ne kadar güzel diye düşünüyordu. Gri saçları geriye doğru çekilmiş. Ne kadar hoş bir kadın. Kişiliği de çok güçlü. Onun gibi bir insanın ölmesi çok acı, çok acı. Yaşlı kadın sandalyesini hafifçe geri itti. Artık sessiz sedasız bekleyebilirdi. Bu bekleyiş boşuna mıydı? yoksa bir faydası olacak mıydı? Bunu bilmiyordu. Zaman ağır ağır geçti. 10 dakika, 20 dakika, yarım saat, 35 dakika. Sonra birdenbire en beklenmedik bir anda bir ses duyuldu. Alçak ve boğuk bir sesti bu. Miss Marple. Elizabeth Temple gözlerini açmış ihtiyar kadına bakıyordu. Gözleri bulanık değildi. Bilakis Elizabeth'in aklının başında olduğu anlaşılıyordu. Sakin sakin Miss Marple'ı incelemekteydi. Miss Marple, siz Miss Jane Marple'sınız değil mi? Yaşlı kadın. Evet, dedi. Ben Jane Marple'ım. Henry sizden sık sık bahsederdi. Henry mi? Henry Clittering. O benim eski dostlarımdandır çok eski dostlarımdan miss marple benim de öyle diye cevap verdi henry clittering'i çok severim yaşlı kadın yıllardan beri tanıdığı adamı onunla yaptığı konuşmaları düşündü sir henry clittering zaman zaman kendisinden yardım isterdi yolcu listesine baktığım zaman adınızı hatırladım sizin henry'nin bahsettiği miss marple olduğunuzu düşündüm siz yardım edebilirsiniz. He de burada olsaydı aynı şeyi söylerdi. Evet, siz yardım edebilirsiniz. Öğrenebilirsiniz. Bu çok önemli. Çok çok önemli. Fakat aradan uzun zaman geçti. Çok uzun zaman. Sesi hafifçe titriyordu. Gözleri yarı kapanmıştı. Köşedeki hemşire ayağa kalkarak yaklaştı. Komodinden aldığı bir bardağı Elizabeth Temple'ın dudaklarına yaklaştırdı. Kadın bir yudum içti, sonra da yeter der gibi başını salladı. Hemşire bardağı tekrar komodinin üzerine bırakarak yerine döndü. Miss Marple. Elimden gelen bir şey varsa tabii yardım ederim dedi. Yaşlı kadın bir soru da sormadı. Miss Temple mırıldandı. İyi bir iki saniye sonra tekrarladı. İyi. Şimdi gözlerini kapatmış öyle yatıyordu. Belki uykuya dalmış, belki de tekrar kendinden geçmişti. Fakat biraz sonra birdenbire gözlerini açtı. Hangisi? Onlardan hangisi? Neden bahsettiğimi biliyor musunuz? Öyle sanıyorum. Ölen bir kızdan bahsediyorsunuz. Adı Nora Brod muydu onun? Elizabeth Temple'ın kaşları çabucak çatıldı. Hayır, hayır, diğer kız. Verity Hunt. Bir an sustu. Jane Marple, yaşlısınız. günin anlattığından daha yaşlı. Fakat yine de bazı şeyleri öğrenebilirsiniz, değil mi? Sesi biraz yükselmiş, ısrarlı bir hal almıştı. Öğrenebilirsiniz sanıyorum. Öyle değil mi? Evet, tin. Evet deyin. Fazla zamanım yok. Bunu biliyorum. Çok iyi biliyorum. Onlardan biri. Ama hangisi? Henry burada olsaydı sizin işin iç yüzünü ortaya çıkaracağınızı söylerdi. Bu sizin için tehlikeli olabilir. Ama her şeyi öğreneceksiniz değil mi? Miss Marple, Allah'ın izniyle bulacağım diye cevap verdi. Yemin ediyormuş gibi bir hali vardı. Ah Elizabeth gözlerini kapattı. Sonra tekrar açtı. Kadının dudaklarında tebessüme benzer bir şey uçuştu. O koca kaya, ölüm kayası. O kayayı kim yuvarladı? Bilmiyorum. Artık bu önemli de değil. Önemli olan Verity. Verity meselesini öğrenin. Gerçeği ortaya çıkarın. Verity de gerçek anlamına gelir zaten. Elizabeth'in vücudu gevşedi. Kadın usulca güle güle diye fısıldadı. Elinizden geleni yapın. Gözleri kapandı. Hemşire tekrar yatağın başucuna geldi. Bu sefer Elizabeth'in nabzına baktı. Sonra da Miss Marple'a işaret etti. Yaşlı kadın anlayışlı bir tavırla yerinden kalkarak hemşirenin peşi sıra odadan çıktı. Hemşire, hasta bir aile güç sarf etti, dedi. Bundan sonra bir süre kendisine gelemeyecek, belki de hiç konuşamayacak artık. Bir şey öğrendiğinizi umarım. Miss Marple içini çekti. Bir şey öğrendiğimi sanmıyorum. Fakat böyle şeylerde hiç belli olmaz, öyle değil mi? Arabaya binerlerken Profesör Wenstedt'te. Bir şey öğrenebildiniz mi? diye sordu. Miss Marple, bir isim öğrendim, dedi. Verity, bu Michael'la ilgisi olan kızın adı mıydı? Evet, Verity Hunt. Elizabeth Temple bir buçuk saat sonra bir daha kendisine gelemeden öldü. 14. Bölüm Bay Bradrip düşünüyor. Bradrip, Bay Bradrip ortağı Bay Schuster'a sordu. Bu sabahki Times gazetesini gördün mü? Ben telegraf alıyorum. Belki haber onda da çıktı. Ölüm sütununda. Matematik doktoru Elizabeth Temple. Schuster'ın yüzünde hafif bir merak ifadesi belirdi. E ee, kim o? Bradrip. Canım, Fellowfield'ın eski müdüresi. Fellowfield'den bahsedildiğini işittin herhalde. Orta. Tabii, diye cevap verdi. Kız okulu orası. Çok eski bir okul ve inanılmayacak kadar da pahalı. Yeni müdüre çok modernmiş. Kızlara makyaj dersi verdiriyor. Onların pantolon takımları giymelerine razı oluyormuş. Brad Rip dudak büktü. Ha, onun Elizabeth Temple kadar meşhur olacağını hiç sanmıyorum. Çok ilgi çekici bir kadındı. Herhalde emekli müdüreler Schuster'ı hiç ilgilendirmiyordu. Ortağının bu alakası da onu şaşırtmıştı. Demek kadın ölmüş. Bradrip, o da aynı turdaymış, dedi. Hangi turda? Miss J. Marple'ın katıldığında. Şusta sordu. Miss Marple da ölmemiş ya. Ortağı başını salladı. Sanmıyorum ama doğrusu meraklanmadım da değil. Bir kaza mı olmuş? Otobüs bir yere mi çarpmış? Hayır çarpmamış. Yolcular bir yeri görmeye giderlerken tepeden yuvarlanan bir kaya mistampıla çarpmış. Kadını hemen hastaneye götürmüşler ama kendisini kurtaramamışlar. Yazık. Bradrip. Bu mesele ilgimi neden çekti biliyor musun? diye mırıldandı. O kız da Fellowfield okulundaydı. Hangi kız? Bradrip doğrusu bu sabah sözlerin hiç anlaşılmıyor. Michael Raphael'in öldürdüğü genç kız. Aklıma bazı şeyler geldi. Tüm bunlar Raphael'in Miss Marple'a verdiği garip görevle bir ilgisi olabilir. Raphael bize biraz bilgi vermiş olsaydı. Schuster, hatırladıkların nedir? diye sordu. İlgisi uyanmışa benziyordu. Bradrip dalgın dalgın düşünüyordu. Verity. Evet, kızın adı Verity'di sanırım. O civarda öldürülen kızlardan biri de oydu. Cesedini kaybolduğu yerden biraz uzakta bir hendeyin veya öyle bir şeyin içinde buldular. Öleli altı ay olmuştu. Katil onu boğmuş ve yüzünü de taşla ezmişti. Onun çabucak tanınmasını istemiyordu herhalde. Ama kızın kim olduğu hemen anlaşıldı elbiselerinden, çantasından, ziynet eşyalarından. Ayrıca vücudunda belirli bir yara izi mi, yoksa bir ben mi, öyle bir şey de vardı. Michael'ı bu nedenle dava ettiler değil mi? Evet, Michael'ın o yıl üç kızı öldürdüğünden şüphe ediyorlardı. Fakat diğer olaylarda kanıtlar o kadar kuvvetli değildi. Onun için polis daha çok vereti olayının üzerinde durdu. Kanıt boldu delikanlınınsa sabıkası vardı. Daha önce başka kızlara saldırıp onların ağzına geçtiği iddia edilmişti. Hoş, sen ve ben bu ağza geçme olaylarını çok iyi biliriz ya. Kız annesi yokken delikanlıyı eve çağırır. Ne yapar yapar çocuğu kendisiyle yatmaya zorlar. Sonra mesele ortaya çıkınca da annesinin tavsiyesine uyarak bana saldırdı diye ağlar. Beni öldürüyor az kalsın. Çok korktum. Fakat bu önemli değil. Aklıma ne geldi biliyor musun? Raphael'in Jane Marple'a verdiği iş Michael'la ilgili olabilir. Jule Michael'ı suçlu buldu değil mi? Onu ömür boyu hapse mahkum etmediler mi? Bunu pek iyi hatırlayamıyorum. Aradan çok zaman geçti. Belki de Michael'ın yaptıklarından sorumlu olmadığına karar verdiler. Ve Verity o ünlü okulda okumuştu öyle mi? Miss Temple'ın okulunda. Fakat kız öldürüldüğü sırada öğrenci değildi artık sanırım. Değildi değildi. 18 veya 19 yaşına gelmişti. Annesiyle babasının akrabaları veya dostlarının yanında oturuyordu. İyi insanlardı onlar. Verity de dürüst ve güzel bir kızdı. Yani akrabalarının sonradan. Gayet sessiz bir kızdı. Oldukça çekingendi, yabancılarla konuşmazdı. Hiç erkek arkadaşı yoktu diye anlattıkları tiplerden. Kızların akrabaları ve yakınları onların ne tip sevgilileri olduğunu hiçbir zaman bilemezler. Genç kızlar bu konuda ustaca davranırlar çünkü. Anladığıma göre Michael Raphael'i kızlar çok beğeniyorlardı. Schuster sordu. Michael'ın masum olabileceğini düşünen oldu mu hiç? Hayır, bütün kanıtlar Delikanlı'nın aleyhindeydi. Tanık yerine çıkınca da bir sürü yalan söylemeye kalkıştı. Avukatı ona tanıklık ettirmeseydi daha iyi olurdu. Michael'ın bir sürü arkadaşı Delikanlı'nın cinayet saatinde yanlarında olduğunu iddia ettiler. Onun bu olayla bir ilişkisi olamayacağını söylediler. Fakat onlara da inanan olmadı. Zira hepsinin yalancı olduğu belliydi. Peki sen bu konuda ne düşünüyorsun Bradrip? Avukat omuzlarını kaldırdı. Bir şey düşündüğüm yok. Sadece Miss Temple'ın bu meseleyle bir ilgisi olup olmadığını merak ettim. Yani şu tepeden yuvarlanıp aşağıdan geçenleri ezen kayalar. Bazen tabiatla ilgili bir olay değildir bu. Zira bildiğim kadarıyla kayaların çoğu yerlerinde dururlar. 15. Bölüm Verity Miss Marple, Verity dedi. Elizabeth Temple bir akşam önce ölmüştü. Sakin ve sessiz bir ölümdü onunki. Miss Marple şimdi eski konağın salonunda cilansız eşyaların arasında oturuyordu. Daha önce ördüğü pembe bebek sıbınını bir tarafa bırakarak mor bir atkıya başlamıştı. Bu şekilde ölüye saygı göstermiş olduğunu da düşünüyordu. Ertesi gün resmi soruşturma yapılacaktı. Rahiple konuşulmuş, adam hazırlıklar tamamlanır tamamlanmaz dini bir tören yapmaya razı olmuştu. Uygun giysilere bürünmüş olan cenaze levazımatçısının adamları polisle de görüşmüşlerdi. Araştırma ertesi sabah saat 11'de yapılacaktı. Yolcular soruşturmada bulunacaklardı tabii. Hatta içlerinden bazıları orada kalıp cenaze törenine katılmaya da karar vermişlerdi. Bayan Lavinia Glee'in Altın Domuz Oteli'ne gelerek Miss Marple'ı tekrar davet etmişti. Yaşlı kadın tur başlayıncaya kadar eski konakta kalmasının daha iyi olacağını düşünüyordu. Böylece gazetelerin elinden de kurtulmuş olursunuz. Miss Marple kadına arka arkaya teşekkür etmiş ve konağa geleceğini de söylemişti. İşte şimdi de üç kardeşle birlikte eski evin salonunda oturuyordu. Mor atkıyı nasıl hareket etmesi gerektiğini düşünmüş ve nihayet dalgın dalgın Verity demişti. Şimdi yüzünün ifadesiz olmasına rağmen gözlüğünün arkasından dikkatle üç kardeşe bakıyordu. Lavinia Gley'in elindeki kitabı düşürerek hafif bir hayretle Miss Marple'a baka kalmıştı. O sözü duyduğuna değil de bunu Miss Marple'ın söylemiş olmasına şaşmış gibi bir hali vardı. Clotilde başka bir tepki gösterdi. Başını kaldırarak öne doğru eğildi. Sonra da Miss Marple'a değil pencerelere doğru baktı. Ellerini birbirine kenetlemişti. Yaşlı kadın Clotilde'in gözlerinin dolduğunun da farkındaydı. Fakat Clotilde ne mendilini çıkarıp gözlerini siliyor ne de bir şey söylüyordu. Kadının acı dolu hali Miss Marple'ı etkiledi. Antea ise ablalarından daha başka türlü hareket etti. Kadın çabucak heyecanla hatta sevinçle bağırdı. Veriti, Veriti mi dediniz? Onu tanıyor muydunuz?'' İşte bundan haberim yoktu. Kastettiğiniz Verity Hunt değil mi? Lavinia Glynn. Söylediğiniz bir kız adı sanırım, dedi. Miss Marple. Ben bu isimde birini tanımıyorum, diye cevap verdi. Ama gerçekten söylediğim bir addı. Bir küçük isim. Evet, gerçekten ender duyulan bir isim bu. Verity. Adı düşünceli bir şekilde tekrarladı. Mor yün yumağını mahsus yere düşürerek özür diler gibi etrafına bakındı. Bir pot kırdığını sezen fakat bunu nasıl yaptığını da pek bilemeyen bir insan tavrı takınmıştı. Şey, affedersiniz, söylenilmemesi gereken bir şeyden mi bahsettim? Ben sadece... Lavinia atıldı. Hayır hayır, özür dileyecek bir şey yok. Sadece o bildiğimiz bir isim. Bir tanıdığımızın adı. Miss Marple yine mahçup mahçup. Bu isim birdenbire aklıma geldi, diye mırıldandı. Çünkü bunu bana zavallı Elizabeth Temple söyledi. Dün akşam üzere onu görmeye gittim. Beni hastaneye Profesör Vanstead götürdü. Bir yardımımın dokunacağını, zavallı kadıncağızın kendisine gelmesini sağlayacağımı sanıyordu. Elizabeth komadaydı tabii. Aslında kendisi yakın dostlarımdan değildi. Bu yolculukta tanışmıştık. Otobüste de zaman zaman yan yana oturuyorduk. Bu yüzden Profesör Wenstedt doktorlara faydalı olabileceğimi düşünüyordu. Ama korkarım elimden bir şey gelmedi. Hiçbir şey. Karyolanın başucunda oturup bekledim. Sonunda Elizabeth bir iki kelime söyledi. Ama onlardan da bir anlam çıkmıyordu. Fakat tam gideceğim sırada Elizabeth gözlerini açarak bana baktı. Kim bilir Belki de beni başkası sandı. Bana bakarak Verity dedi. Tabii bu söz aklıma takıldı. Özellikle zavallı Elizabeth dün akşam ölünce herhalde bana baktığı sırada birine veya bir şey düşünüyordu. Ama tabii sadece gerçek demiş de olabilir. Verity'nin anlamı o değil mi? Sırayla üç kardeşe baktı. Lavinia Green. O tanıdığımız bir kızın adıydı, dedi. İşte bu yüzden demin o kadar şaşırdık. Antia atıldı. Özellikle de zavallı kız feci şekilde öldüğü için. o tokalın sesiyle. Antia dedi. O meseleyi açmana hiç gerek yok. Antia bağırdı. Ama olayı nasıl olsa herkes biliyor. Miss Marple'a baktı. Ben sizin de o meseleyi duymuş olduğunuzu sanıyordum. Çünkü Bay tanıyordunuz, öyle değil mi? Yani Bay Rafael bize sizin hakkınızda mektup yazdı. Demek ki onunla dostunuz. Bu yüzden Bay size her şeyi anlatmış olduğunu düşünüyordum. Miss Marple, affedersiniz dedi. Korkarım neden bahsettiğinizi pek anlayamadım. Ante'ye başını salladı. Kızın cesedini bir çukurda buldular. Miss Marple. Antia konuşmaya başladı mı diye düşündü. Onu susturmak mümkün değil. Fakat kadının sözleri Klotildi daha da üzüyor. Klotild usulca mendilini çıkararak gözlerini silmişti. Şimdi koltuğunda dimdik oturuyordu. Gözlerinde acı dolu bir ifade vardı. Kadın nihayet "Verity" diye mırıldandı. Çok sevdiğimiz bir kızdı. Bir süre burada yaşadı kendisine çok düşkündüm. Lavinia, o da seni çok severdi, dedi. Clotilde devam etti. Verity'nin annesiyle babası yakın dostlarımdandı. Zavallılar bir uçak kazasında öldüler. Lavinia da izah etti. Verity, Fellowfield okuluna gidiyordu. Herhalde Elizabeth Temple da onu bu yüzden hatırladı. Miss Marple, ''Aa şimdi anladım.'' dedi. Elizabeth Temple o okulun müdüresiydi değil mi? Fellowfield'dan bahsedildiğini çok duydum. Orası mükemmel bir okulmuş sanırım. Clotilde, evet diye başını salladı. Verity orada öğrenciydi. Annesiyle babası öldükten sonra buraya geldi. Geleceği hakkında karar vermeye çalışıyordu. Okulu bitirmişti. 18-19 yaşlarındaydı. Çok tatlı, düşünceli ve kalbi sevgi dolu bir kızdı. Bir ara hemşire olmayı düşündü. Fakat Elizabeth Temple onun üniversiteye gitmesi için ısrar etti. Verity'nin olağanüstü bir zekası olduğunu söylüyordu. Onun üzerine Verity üniversiteye girebilmek için hazırlanmaya, ders almaya başladı. Ve tam o sırada o korkunç şey oldu. Kadın başını çevirdi. Ben Artık bu konuyu kapatabilir miyiz? Miss Marple bağırdı. Tabii tabii. Size üzücü bir olayı hatırlattığım için özür dilerim. Bundan haberim yoktu. Hiç, hiç duymamıştım. Yani şey... Miss Marple tam bir buna hali takınmıştı şimdi. Yaşlı kadın olay hakkında o akşam daha fazla bilgi aldı. Miss Marple odasında elbisesini değiştiriyordu. Otele giderek gruptakileri görecekti. O sırada Lavinia Glee'in içeri girdi. Kadın, size durumu izah etmemin doğru olacağını düşündüm, dedi. Yani Verity Hunt meselesini. Tabii Clotilde'in Verity'i kendi kızıymış gibi sevdiğini ve o korkunç ölüm olayının ablamı çok sarstığını bilmenize imkan yoktu. Elimizden geleni yapıyor ve kızdan bahsetmemeye çalışıyoruz. Size olayı anlatmam daha iyi olacak. Siz de o zaman durumu anlarsınız. Verity bizim haberimiz olmadan bir gençle arkadaşlık kurmuştu. Tasvip edilecek bir arkadaşlık değildi bu. Delikanlının sabıkası vardı. Beğenilecek bir insan değildi. Üstelik daha sonra çok tehlikeli olduğu da ortaya çıktı. Delikanlının babasını tanırdık. Onun için bir keresinde köyden geçerken gelip bizi de ziyaret etmişti. Kadın bir an durdu. Madem durumu bilmiyorsunuz, size gerçeği olduğu gibi anlatmam gerek. Hiçbir şeyden haberiniz olmadığı belli. Bahsettiğim genç, aslında Bay Rafiel'in oğlu Michael'dı. Allah'ım! Miss Marple üzüntüyle Lavinia'ya baktı. O, o gencin adını hatırlamıyordum. Ama Bay Rafiel'in bir oğlu olduğunu duymuştum. Delikanlının hoşa gitmeyecek bir insan olduğunu da söylemişlerdi. Lavinia. O söz pek hafif kalıyor diye cevap verdi. Michael ahlaksızın biriydi. Babasının başına daima dert olmuştu. Birkaç kez hakimin karşısına çıkarılmıştı. Bir keresinde de genç bir kıza saldırmıştı. İşte böyle şeyler. Açıkçası ben hakimlerin böyle meselelerde fazla yumuşak davrandıklarına inanıyorum. Bir gencin eğitimine engel olmak istemiyorlar. Onun içinde bu gibi olaylarda onların suçlarını tecil ediyorlar. Tabir bu muydu acaba? Neyse. Eğer bu tipler hemen hapse atılırlarsa herhalde akılları başlarına da gelir. Michael hırsızdı da, eşyalar çalıyor, sahte çekler sürüyordu. İyi bir tarafı yoktu onun. Bir ahlaksızlık timsaliydi. Annesi arkadaşımızdı. Bir bakıma kadıncağızın erken öldüğü için şanslı olduğunu düşünüyorum. Hiç olmazsa oğlunun nasıl bir insan olduğunu öğrenmedi. Bay Rafael elinden gelen her şeyi yaptı sanıyorum. Delikanlıya uygun işler bulmaya çalıştı. Para cezalarını ödedi. Fakat oğlunun bu hali kendisini çok sarstı zannederim. Tabii sanki bu mesele kendisini hiç ilgilendirmiyormuş gibi bir tavırda takınıyordu. O da başka. Köydekilere sorarsanız size anlatırlar. Bir ara bu civarda arka arkaya cinayetler işlenmeye başlamıştı. Yalnız burada değil, yakındaki diğer bölgelerde de. Fakat polis cinayetlerin merkezinin burası olduğunu düşünüyordu. Her neyse. Verity bir gün arkadaşına gitmek için evden ayrıldı ve bir daha da dönmedi. Tabii polise başvuruldu. Polis her tarafı aradı fakat en ufak bir ipucu bile bulamadı. Gazetelere ilan verdik. Polis de öyle. En sonunda bize Verity'nin sevgilisiyle birlikte kaçmış olabileceğini söylediler. Daha sonrasında Verity'nin zaman zaman Michael Raphael'le görüldüğü söylentilere etrafı yayılmaya başladı. O sırada polis de diğer olaylardan dolayı Michael'dan şüphelenmeye başlamıştı. Fakat kesin kanıt bulamıyorlardı. Nihayet Verity'nin kaybolduğu gün bir gençle görüldüğü duyuldu. Tarife göre bu Michael'dı. Arabanın tarifi de yine onunkine uyuyordu. Ama yine başka kanıt yoktu. 6 ay sonra Verity'nin cesedi terk edilmiş bir taş ocağındaki bir çukurun içinde bulundu. Üzerine taşlar yığılmıştı. Cesedin Verity'nin olup olmadığını kesinlikle tespit edebilmek için Clotilde'yi çağırdılar. Gerçekten bulunan Verity'di. Boğulmuş ve başı taşla ezilmişti. Clotilde o korkunç olaydan sonra bir daha kendine gelemedi. Verity'yi elbiselerinden, el çantasından ve bunun içindekilerden ve kızın vücudundaki eski bir yara iziyle benden tanımıştı. Elizabeth Temple da Verity'yi çok severdi. Herhalde tam öleceği sırada aklına genç kız geldi. Miss Marple, çok üzüldüm diye mırıldandı. Çok çok üzüldüm. Lütfen ablanıza bu meseleyi bilmediğimi söyleyin. Bundan hiç haberim yoktu. 16. Bölüm Resmi Soruşturma Miss Marple ağır ağır köy yolundan ilerledi. Resmi soruşturmaya gidiyordu. Pazar yerindeki eski bir binada yapılacaktı bu. Yaşlı kadın saatine bir göz attı daha 20 dakikam var. Bundan yararlanabilirim. Kısa bir tereddütten sonra yün ve örgü eşyalar satan bir dükkana girdi. Biraz sonra dükkanın orta yaşlı bir kadın olan sahibiyle tatlı tatlı gevezelik ediyordu. Tabii söz dönüp dolaşıp o feci kazaya geldi. Bazen yağmurdan sonra böyle şeyler oluyor. Toprak sularla aşağıya doğru akıyor. Tabii kayalar gevşiyorlar o zaman ve aşağıya yuvarlanıyorlar. Bir yıl öyle üç kaza olmuştu. Bir çocuk az kalsın ölüyordu. Ondan altı ay kadar sonra da bir adamın kolu kırıldı. Üçüncü kurbansa zavallı Mary oldu. Kadıncağız hem kör hem sağırdı. Kayaların yuvarlandığını duymadığı için de ezildi gitti zavallı. Miss Marple, ne acıklı diye mırıldandı. Ne acı, Böyle şeyler kolay kolay unutulmuyor değil mi? Evet, herhalde sorgu hakimi de bugün o kazalardan bahsedecek. Herhalde. Tabii birileri kaza ve kayaları itmiş olabilir. Tabii olabilir. Çocuklar o kadar yaramazlar ki yapmayacakları yok. Miss Marple bu sefer kazaklardan söz açtı. Şöyle renkli bir şey istiyorum. Kendim için değil tabii. Yeğenime hediye alacaktım. Daha doğrusu yeğenimin çocuğuna. Kadın. Gerçekten gençler artık canlı, renkli kazaklardan hoşlanıyorlar, dedi. Pantolonlar daima koyu renk oluyor. Fakat kazaklar göz alıcı. Acaba şöyle siyah kırmızı kareli bir kazanız var mı? Fakat yaşlı kadının istediğini bulamadılar. Dükkanda bir hayli kazak vardı ama onun tarif ettiği gibisi yoktu. Miss Marple biraz pembe yün aldıktan sonra dükkandan çıkmaya hazırlandı. Fakat o sırada ustalıkla o civarda eskiden işlenmiş olan cinayetlerden söz açmayı da unutmadı. Dükkan sahibi. Sonunda katili yakaladılar dedi. Yakışıklı bir gençti. Onun katil olduğu aklınıza bile gelmezdi. Üstelik gayet iyi yetiştirilmişti. Zengin bir ailedendi. Üniversiteye gidiyordu veya orayı bitirmişti. Bana kalırsa delikanlının dengesi bozuktu. Zira sonradan onun 5-6 kız daha öldürmüş olduğunu söylediler. Tabii polis önce buradaki gençlerin üzerinde durdu. Özellikle Geoffrey Grant'i sıkı sıkı sorguya çektiler. Hatta başlangıçta katilin olduğundan emindiler. Çünkü o çocukluğundan beri bir acayipti küçük kızlara musallat olurdu. Evet, ondan çok şüphelendiler. Ama sonunda Joffrey'nin katil olmadığı ortaya çıktı. Sonra bir başka genci yakaladılar. Bart Williams'ı. Fakat o galiba cinayetlerden ikisi sırasında bu taraflarda olmadığını ispat etti. Nihayet o bahsettiğim yakışıklı gencin üzerinde durdular. Adı neydi onun? Luke mu? Hayır, Mike sanırım. Dediğim gibi çok hoş bir delikanlıydı. Ama meğerse bir sürü sabıkası varmış. Hırsızlık, sahtecek, buna benzer bazı şeyler. Ayrıca iki kızın da ondan çocukları olmuş. Delikanlı çocukların bakımı için nafaka ödüyormuş. Öldürdüğü o kız da hamile miydi acaba? Evet, hamileydi sanırım. Ceset ilk bulunduğu zaman kızın Nora Broad olduğunu sandık. Nora yolun aşağısında oturan Bayan Broad'un yeğeniydi. Erkeklere fazla düşkün bir kızdı. O da bir gün evinden ayrıldı ve bir daha da dönmedi. Kimse kızın nerede olduğunu bilmiyordu. Altı ay sonra ceset bulunduğu zaman önce bunun Nora olduğunu sandılar. Ama değildi sanırım. Değildi tabii. Başka bir kızın cesediydi o. Peki Nora'nın cesedi bulunmadı mı? Hayır, belki günün birinde bulunur. Ama polis katilin Nora'yı nehre attığını sanıyor. Neyse, böyle şeyler belli olmaz. Aslında hayat acı, çok acı. Peki cesedi bulunan kızın adı neydi? Eski tip bir ismi vardı onun. Hop, Charity, İşte böyle bir şey. Eski konakta oturuyordu. Babasıyla annesi ölmüştü. Bir kazada değil mi? Evet, bir uçak kazasında. İtalya'ya mı yoksa İspanya'ya mı gidiyorlardı ne? Demek kız sonra eski konağa yerleşti. Oradakiler akrabasıydı herhalde. Akaba olup olmadıklarını bilmiyorum. Galiba kızın annesiyle babası Bayan Lavinia'nın arkadaşıydı. Tabii Bayan Lavinia o sırada burada değildi. Evlenip yurt dışına gitmişti. Fakat Miss Clotid, yani ablası genç kızı yanına aldı. Onu İtalya'ya, Fransa'ya götürdü. Ona dersler aldırdı. Daktilo, Steno, sonra sanat dersleri. Miss Clotid, sanata çok düşkündür. Genç kızı da çok seviyordu. O ortadan kaybolunca çok üzüldü. Miss Antia onun gibi değildi. Miss Antia en küçükleri değil mi? Evet, biraz kaçıktır. Bazen onu görüyorum. Başını sallayarak yürüyor. Kendi kendine konuşuyor. Çocuklar ondan bayağı korkuyorlar. Anladığıma göre büyük babaları da biraz acayip bir adammış. Bahçede tabanca talimleri yaparmış. Ne gereği var bunun? Miss Clotilde anormal değil sanırım. Hayır hayır o çok zekidir. Latince ve Grekçe de biliyor sanırım. Üniversiteye de gitmek istemiş ama annesi hasta olduğu için onu bırakamamış. O genç kızı çok severdi. Hay Allah neydi onun adı? Fate mi? Miss Clotilde ona sanki kendi kızıymış gibi davranırdı. Sonra o delikanlı ortaya çıktı. Adı Michael'dı onun sanırım. Ve kız günün birinde hiç kimseye bir şey söylemeden onunla çıkıp gitti. Bilmiyorum Miss Clotilde kızın hamile olduğunun farkında mıydı? Ama siz farkındaydınız herhalde. E sonuçta benim tecrübem var. Bir kızın o halde olup olmadığını hemen anlarım. Bu gözle bile fark edilir. Sadece vücudun biçimini kastetmiyorum. Durum gözlerindeki bakıştan, yürüyüşlerinden, oturup kalkışlarından ve tabii başlarının dönmesinden de anlaşılır. Evet, kıza bakarken işte bir tane daha demiştim. Sonra Miss Clotilde gidip cesede bakmak zorunda kalmıştı. Bu olay kendisini çok sarstı tabii. O olaydan sonra çok değişti. Evet, kızı çok severdi. Bu yüzden haftalarca kendisini toplayamadı. Ya diğeri Miss Antia? Bu çok acayip bir şeydi. Bana Miss Antia'nın pek memnun bir hali varmış gibi geldi. Çiftçi Plummer'ın kızı da domuzların kesilmesini seyrederken onun gibi gülümserdi. Ailelerde bazen öyle acayip kimseler çıkıyor. Miss Marple dükkandan çıktı. Daha on dakikası vardı. Bu sefer postaneye girerek birkaç pul aldı. İçeride kendisinden başka hiç kimse yoktu. Miss Marple pul aldığı orta yaşlı, ekşi suratlı kadına doğru eğildi. Eğer çok işiniz yoksa size bir şey sorabilir miyim? Açıkçası pek budalaca bir şey yaptım. Zaten son zamanlarda hata üstüne hata yapıyorum. Halim ne olacak bilmem. Bir yardım kurumuna bir paket yolladım. Öyle yerlere giyecek gönderirim. Kazak filan. Paketi yapıp üzerine adresi yazdım. Ondan sonra da postaya verdim. Fakat bu sabah birdenbire bir yanlış yaptığımı ve paketi başka bir adrese yollamış olduğumu fark ettim. Postanede gönderilen paketlerle ilgili bir liste yapılmıyor sanırım. Fakat belki bir adresi hatırlıyordur diye düşündüm. Paketin üzerine aslında Thames Yardım Kurumu yazacaktım. Miss Marple'ın beceriksizliği, bunaklığı ve telaşı ekşi suratlı kadına dokunmuştu anlaşılan. Yüzündeki ifade biraz yumuşamıştı. Paketi siz kendiniz mi getirdiniz? Hayır hayır ben eski konakta kalıyorum. Kardeşlerden biri bayan Lavinia sanırım paketi postaya vereceğini söyledi. Veya diğer kardeşi. Durun bakayım. Paket buraya salı günü getirildi herhalde. Evet bayan Lavinia değil en küçükleri Misantia geldi. Evet evet bu salı günü oldu sanırım. Paketi gayet iyi hatırlıyorum. Büyükçe bir kutuydu bu. Elbise kutusu. Paket oldukça da ağırdı. Fakat üzerinde sizin söylediğiniz yer yazılı değildi. Teims Yardım Kurumu. Hayır, bunu hatırlamıyorum. Hades şöyle bir şeydi. Rahip Metius, İstem, Kadın ve Çocuk Elbiseleri Toplama Kurumu. Aa evet, Miss Marple çok rahatlamış gibi ellerini birbirine kenetledi. Ne kadar zekisiniz. Şimdi o yanlışlığı nasıl yaptığımı da anladım. Noel'de Rahip Matthews'un kurumuna bir takım örgü eşyalar yollamıştım. Herhalde geçen günde tuttum yanlış adresi kopya ettim. Paketin üzerine yazılı olanı tekrarlar mısınız? Adresi dikkatle defterine yazdı. Korkarım paket gönderildi. Herhalde fakat rahibe mektup yazarak durumu izah edeceğim. Ondan paketi Thames kurumuna yollamasını isteyeceğim. Çok çok teşekkür ederim. Miss Marple dışarı çıktı. Kadın onun arkasından bakıyordu. Zavallıcık iyice bunamış. Herhalde sık sık böyle hatalar yapıyor, dedi. Miss Marple postanenin önünde Jane Crawford ve Emily Price karşılaştı. Genç kızın rengi uçmuştu endişeli bir hali vardı. Tanıklık edeceğim dedi. Bilmem ki bana ne soracaklar acaba. Çok korkuyorum. Bu iş hiç hoşuma gitmiyor. Polis müfettişine ne gördüğümüzü anlattım. Hamilton Price onu teselliye çalıştı. Hiç endişelenme Joanna. Bu sadece resmi soruşturma. Sorgu hakimi de iyi bir adama benziyor. Sana bir iki soru soracak. ''Sen de ne gördüğünü söyleyeceksin.'' ''Joanna.'' ''Onu sen de gördün.'' dedi. Emel'in başını salladı. ''Evet, daha doğrusu tepede birinin olduğunu fark ettim. Kayaların yanında. Hadi hadi, kendini topla biraz, Joanna.'' Genç kız mırıldandı. ''Otele gelip odalarımızı aradılar. Bizden izin istediler ama aslında yanlarında arama emri de vardı.'' odalarımıza, bavullarımıza baktılar. Muhakkak tarif ettiğin o kayalı kaza arıyorlardı. Ama senin için endişelenecek bir şey yok ki. Herhalde kırmızı siyah kareli bir kazan olsaydı o zaman bundan hiç bahsetmezdin. Herhalde. Emin'in gördüğümüz kazak gerçekten kırmızılı siyahlıydı değil mi? Delikanlı omzunu silkti. Bilmem ki Açıkçası ben renklerden pek anlamam. Kazak parlak renkliydi. Sadece o kadarını biliyorum. Joanna, bizim eşyaların arasında öyle bir kazak bulamadılar, dedi. Zaten kimse yanına fazla giyim eşyası almamıştı. Bu turlarda öyle oluyor zaten. Evet, bavulların hiçbirinden kırmızı siyah kareli bir kazak çıkmadı. Yolcuların sırtında da öyle bir şey gördüğümü sanmıyorum. Ya sen? Emil'in omuzlarını kaldırdı ben de görmedim ama görseydim de belki fark etmezdim açıkçası ben kırmızıyla yeşili pek birbirinden ayıramam cana gülümse de sende renk körlüğü var değil mi bunu geçen gün anladım ne demek anladın sana kırmızı eşarbımı görüp görmediğini sordum bana yeşil bir şey gördüm dedin ve tutup kırmızı eşarbımı getirdin. Onu yemek salonunda unutmuştum. Ama sen eşarbın aslında kırmızı olduğunun farkında değildin. Sakın sağda solda bende renk körlüğü olduğunu söyleme. Bu herkeste acayip bir etki yapabilir. Joanna Renk körlüğü kadınlardan çok erkeklerde görülür diye mırıldandı. Sonra da binmiş bir tavırla ekledi. Cinsel atlama oluyor bu konuda. Yani renk körlüğü kadınları atlayıp erkeklerde ortaya çıkıyor. Emily Price Sanki kızamıktan bahsedermiş gibi bir halim var, dedi. Neyse, işte geldik. Binanın merdivenlerinden çıkarken Joanna delikanlıya baktı. Öyle endişeli bir halin yok. Endişelenecek ne var? Ben şimdiye kadar resmi bir soruşturmada bulunmadım. Bir şeyi ilk kez yapıyorsan o şey sana çok ilginç gelir. Sorgu hakimi gözlüklü, kır saçlı, orta yaşlı bir adamdı. Önce polis olayı anlattı. Bayan Sandburn tur hakkında bilgi verdi. Miss Elizabeth Temple'ın genç olmamasına rağmen sportmen bir kadın olduğunu açıkladı. Olay sırasında gördüklerini söyledi. Talihsiz bir kazaydı bu. Demek olayın bir kaza olduğundan eminsiniz. Tabii, başka ne olabilir ki? Tepede hiç kimse yok muydu? Bilmiyorum. Daha doğrusu ben öyle birini fark etmedim. Ondan sonra Joan Crawford çağrıldı. Siz grupla birlikte yürümüyordunuz sanırım. Hayır, biz ana yoldan ayrılmıştık. Tepenin etrafını dolaşmış eteğe tırmanıyorduk. Yanınızda bir arkadaşınız mı vardı? Evet, Bay Emil Price. Ondan başka kimse yok muydu? Hayır yoktu. Onunla konuşuyor, zaman zaman da çiçeklere bakıyorduk. Her yerde görülenlere benzemiyorlardı bunlar. Emil'in bitkilerle ilgileniyor. Gruptakiler sizi görebiliyorlar mıydı? Daima değil. Onlar ana yoldan gidiyorlardı. Biraz aşağımızdan yani. Peki Miss Temple'ı gördünüz mü? Öyle sanıyorum o diğerlerinden biraz ilerideydi. Zannedersem kendisi gruptakilerden önce bir dönemece geldi. Miss Temple'ı ondan sonra görmemize imkan yoktu. Çünkü tepenin eteği buna engel oluyordu. Daha yukarınızda, tepede biri yürüyor muydu? Evet, oradaki kayaların arasında. Tepenin bir yanında büyük kayalar var. Hakim. Evet, dedi. Nereyi kastettiğinizi anlıyorum. İri granit kayalar. Buradakiler onlardan koçlar diye bahsederler. Veya kurşuni koçlar diye. Evet, belki onlar uzaktan gerçekten koç sürüsünü andırıyorlar. Fakat biz fazla uzakta değildik. Ve tepede birinin olduğunu gördünüz. Evet, biri kayaların arasında durmuş, onlardan birinin üzerine doğru eğilmişti. Kaya'ya itiyor muydu? Evet, öyle olduğunu düşündüm ve bunun sebebini de merak ettim. O adam dıştaki büyük kayalardan birini itmeye çalışıyordu. Fakat kayalar o kadar büyüktü ki onların çok ağır olduğunu ve yerlerinden oynatılamayacaklarını düşündüm. Fakat o adamın veya kadının ittiği hafifçe sallanmaya başlamıştı. Önce o adam dediniz Miss Crawford. Şimdi de o adam veya kadın diyorsunuz. Tepedeki erkek miydi yoksa kadın mı? Şey, galiba onun erkek olduğunu düşündüm. Ama o sırada bunun üzerinde durduğumda yoktu. Adam veya kadın pantolon ve daha çok erkeklerinkine benzeyen dik yakalı bir kazak giymişti. Kazak ne renkti? Parlak kırmızı ve siyah kareli. Başında bereye benzer bir şey vardı. Bunun altından saçları çıkmıştı. Kadın saçına benziyordu bu fakat erkek de olabilirdi. Yargıç hafif bir alayla "Evet," diye mırıldandı. "Son zamanlarda bir insanın erkek mi yoksa kadın mı olduğunu saçlarından pek anlayamıyorsunuz." Sonra ne oldu? Taş yuvarlanmaya başladı. Önce ağır ağır giderken birden hızlandı. Onun aşağıya düşerken çıkardığı gürültüyü duyduk. Sonra yolda bir feryat yükseldi sanıyorum. Ama bundan pek de emin değilim. Sonra koşarak dönemece gittik. Taşa ne olduğunu anlamak istiyorduk. Ne gördünüz? Kayanın aşağıdaki yolda durduğunu gördük. Bunun altında da biri yatıyordu. Yolcularsa koşarak köşeyi dönmekteydiler. Bayan Miss Temple mıydı? Öyle sanıyorum. Fakat köşeyi dönerek o korkunç manzarayı gören yolculardan biri de bağırmış olabilir. Feci bir şeydi o. Evet, ölü olduğundan eminim. Tepede gördüğünüz kimse ne yaptı? Kırmızı siyah kareli kazak giymiş olan o erkek veya kadın. Hala kayaların arasında mıydı? Diyerek ekledi. Tepedeki kimse sizin gruptan biri olamaz mı? Hayır hayır bizim gruptan biri olmadığından eminim. Yani öyle birini elbisesinden tanırdım. Yolcular arasında kırmızılı siyahlı kaza olan hiç kimse yoktu. Teşekkür ederim Miss Crawford. Ondan sonra Emily Price'ı çağırdılar. Delikanlının anlattıkları da Joanna'nınkinden farksızdı. Hakim sonunda Elizabeth Temple'ın ne şekilde öldüğünü belirtecek kesin kanıt olmadığını bildirerek resmi soruşturmayı 15 gün sonraya bıraktı. 17. Bölüm Miss Marple ziyarete gidiyor. Resmi soruşturmadan sonra Altın Domuz Oteli'ne giderlerken hiç kimse konuşmuyordu. Profesör Wenstead Miss Marple'ın yanındaydı. Yaşlı kadın hızlı yürüyemediği için diğerlerinden biraz geride kaldılar. Miss Marple nihayet Şimdi ne olacak? dedi. Bizi mi kastediyorsunuz yoksa polisi mi? Her ikisini de. Zira bunlar birbirlerini etkileyecekler sanırım. Profesör. O iki gencin söylediklerinden sonra polis soruşturmayı genişletmek zorunda kalacak, dedi. Evet. Bu da şart. Resmi soruşturmanın erteleneceği belliydi. Herhalde hakim Miss Temple'ın bir kaza sonucu öldüğüne karar veremezdi. Miss Marple başını salladı. Tabii tabii. Sizce bizim gruptakiler bu kaza hakkında neler düşünüyorlar? Bir an durdu. O siyahlı kırmızılı kazak bu önemli değil mi? Evet. Profesör Gül kaşlarının altından ona baktı. O kazan ileride işimize yarayacağını düşünüyorsunuz değil mi? yaşlı kadın başını salladı. Evet, bundan eminim. Altın Domuz Oteli'ne gelmişlerdi. Bayan Sandborn gruba yemek salonuna geçmeden önce bir şeyler içmelerini teklif etti. Onlara söylemek istediği bazı şeyler vardı. Şeri, domates suyu ve diğer içkiler içilirken Bayan Sandburn da konuşmaya başladı. Cenaze töreni yarın saat 11'de. Bence öbür gün gezintimize devam etmemiz iyi olur. Tabii program biraz değiştirilecek. Sonuçta üç günlük bir kaybımız olacak. Fakat daha basit bir program yapabiliriz. Grubumuzdan bir iki kişi trenle Londra'ya dönmek istiyor. Onların duygularını anlıyorum. Bu ölüm hepimiz için acı bir darbe oldu. Onun için onlara fikirlerini değiştirmeleri için ısrar etmeyeceğim. Fakat ben yine de bu olayın bir kaza olduğuna inanıyorum. O yolda daha önce de böyle kazalar olmuş. Tabii polisin hemen bu karara varması imkansız. Olayı iyice tahkik edecekler. Fakat birinin Miss Temple'a onu öldürmeye kalkışacak kadar düşman olduğuna da inanmıyorum. Bence en iyisi bundan sonra o olaydan bahsetmeyelim. Bu meseleyi polis tahkik edecek. Onların işi bu. Herhalde yarın hepimiz cenaze törenine gideceğiz.'' Ondan sonra gezintiye devam ederken bu acı olayın etkileri de hafifleyecek sanırım. Daha görülecek ünlü şatolar ve güzel bahçeler var. O sırada yemeğin hazır olduğu haber verildi ve gruptakiler de kalkıp salona geçtiler. Fakat yemekten sonra tekrar bir araya geldikleri zaman bu konu yeniden açıldı. Profesör Vanstead Miss Marple'a sordu. Siz Toya devam edecek misiniz? Hayır. Yaşlı kadın düşünceli bir tavırla konuşmuştu. Hayır. Olanlar beni biraz daha burada kalmaya zorluyor. Altın domuz otelinde mi yoksa eski konakta mı? Bu konağa tekrar çağrılıp çağrılmayacağıma bağlı tabii. Bunu ben teklif edemem. Çünkü Bay Rafael kardeşlere yazdığı mektupta beni iki gece ağırlamalarını istemiş. Yani grup burada kaldığı sürece ama sonra program karıştı. Fakat burada, otelde kalmam daha iyi olur sanıyorum. Evinize dönmeyi istemiyor musunuz? Miss Marple. Henüz istemiyorum, dedi. Burada yapabileceğim bir iki şey olduğunu sanıyorum. Zaten bunlardan birini yaptım. Kendisini merakla süzen profesöre gülümsedi. Siz grupla yolunuza devam edecek misiniz? Eğer öyleyse size ne yaptığımı açıklayacağım ve bir şeyde araştırmanızı isteyeceğim. Bunun faydası olabilir. Burada kalmamın ikinci sebebini ise size daha sonra açıklayacağım. Öğrenmek istediğim birkaç şey var ama bunlardan bir sonuç çıkmayabilir. Onun için size şimdilik bu meseleden bahsetmeyeceğim. Aslında ben Londra'ya dönmek istiyorum. Orada yapmam gereken bir sürü işim var. Fakat belki burada kalmamı istersiniz. Belki size bu şekilde daha faydalı olabilirim. Miss Marple başını salladı. Hayır sanmıyorum. Herhalde sizin de tahkik etmek istediğiniz bazı şeyler var. Ben bu tura sizinle tanışmak için katıldım Miss Marple. Bunu biliyorsunuz. Benimle tanıştınız ve bildiklerimi de öğrendiniz. Ve şimdi kendinizce bazı araştırmalar yapacaksınız. Bunu gayet iyi anlıyorum. Fakat siz buradan ayrılmadan önce yapılacak bir iki şey var. Bunların faydası olabilir. Yani belki bir sonuç alabiliriz demek istiyorum. Belki o kötülük kokusunun nereden geldiğini buldunuz. Miss Marple mırıldandı. Havadaki kötü kokunun ne anlama geldiğini kesinlikle anlamak çok zor. Fakat havada kötü bir koku olduğundan eminsiniz. Aa evet bunu iyice seziyorum. Özellikle de Elizabeth Temple'ın ölümünden biri, öyle değil mi? Bayan Sandborn ne derse desin, bir kaza değildi o. Miss Marple. Evet, dedi. Kaza değildi tabii. Ben galiba size Elizabeth'in bana başlangıçta söylediği bir şeyi açıklamayı unuttum. O bana bu yolculuğun kendisi için hac ziyaretine benzer bir şey olduğunu anlatmıştı. Profesör. Çok ilgi çekici diye mırıldandı. Çok ilgi çekici. Bu ziyaretin ne olduğunu da söyledi mi? Nereye veya kime gidiyordu? Bunları açıklamadı. Eğer biraz daha yaşasaydı ve o kadar feci halde olmasaydı bunu kendisinden öğrenecektim. Ama ne yazık ki çabucak öldü. O halde bu konuda başka bir şey bilmiyorsunuz. Hayır fakat Elizabeth bu ziyareti bir kötülüğü sona erdirmek için yapıyordu sanırım. Ve bir engel olmak istedi. Belki bir tesadüf sonunda Elizabeth'in nereye veya kime gittiğini öğreniriz. Burada bunun için mi kalıyorsunuz? Miss Marple, yalnız onun için değil, diye cevap verdi. Nora Broad hakkında da bilgi edinmek istiyorum. Nora Broad hakkında mı, Profesör yaşlı kadına hafif bir hayretle baktı. Evet, Verity Hunt'la aynı günlerde kaybolan o kız hakkında. Geçen gün bana ondan siz bahsettiniz. Onun birçok erkek arkadaşı varmış. Anladığım kadarıyla biraz erkek delisiymiş. Ahmağın da biriymiş sanırım. Ama gençler kendisini beğeniyormuş. Onun hakkında biraz daha geniş bilgi edinirsem herhalde işim biraz kolaylaşır. Profesör Vanstedt güldü. Öyle olsun müfettiş Marple. Cenaze töreni ertesi sabah yapıldı. Buna bütün yolcular da katıldılar. Köyden bazı kimseler de gelmişlerdi. Onların arasında Lavinia ile Clotilde vardı. Fakat Antea gelmemişti. O kalabalığın arasında yaşlı bir adam Miss Marple'ın dikkatini çekti. Asil bir yüzü, gür beyaz saçları vardı yetmişini geçkindi. Sakat olduğu için de kolay kolay diz çöküp doğrulamıyordu. Miss Marple, ilgi çekici bir insan diye düşündü. Acaba kim? Belki de Elizabeth Temple'ın eski dostlarından biri. Giysilerinden rahip olduğu anlaşılıyor. Kiliseden çıkarken Miss Marple gruptakilerle bir iki kelime konuştu. Artık herkesin ne yapacağını biliyordu. Örneğin Amerikalı çift Londra'ya dönecekti. Mami Butler, Henry'e yola devam edemeyeceğimi söyledim, dedi. Çünkü bana her an biri bizi ateş edecekmiş veya yukarıdan kaya yuvarlayacakmış gibi geliyor. Belki de İngiltere'nin ünlü şatolarına düşman olan bir manyak bu. Bay Butler başını salladı. Aman Mamiciğim, senin de hayalin pek kuvvetli. İnsan ne olacağını hiçbir zaman bilemez. Her gün türlü olaylarla karşılaşıyoruz. İhtiyar Miss Lamley ile Miss Bentham tura devam edeceklerdi. Endişeleri geçmişti onların. Sonuçta bu yolculuk için bir hayli para verdik. Çok üzücü bir kaza oldu diye kendimizi bu gezintiden mahrum etmek doğru değil. Dün gece yakın komşularımızdan birine telefon ettik. Kedilere bakacaklar, onun için artık üzülecek bir şey yok. Miss Lamley ile Miss Bantam her şeye rağmen olaya bir kaza gözüyle bakmaya karar vermişlerdi. Bu şekilde içleri daha rahat edecekti. Geraldine Rice'i Porter, Walker'lar, Mimar James de tura devam edeceklerdi. Fakat Bay Casper trenle Londra'ya dönmek niyetindeydi. Miss Cook'la Miss Bellows'a henüz kesin kararlarını vermemişlerdi. Miss Cook burada yürüyüş yapılacak çok güzel yerler var dedi. En iyisi bir süre daha altın domuzda kalalım. Siz de kalıyorsunuz değil mi Miss Marple? Küçük kalabalık dağılırken Miss Marple ağır, ağır yoluna devam etti. Arada sırada çantasından çıkardığı bir kağıda bakıyordu. Bunda iki adres yazılıydı. Bunlardan ilki yolun sonunda güzel bir bahçesi olan küçük bir evdi. Miss Marple kapıyı açan kadına siz bayan Brown musunuz diye sordu. Evet efendim. Acaba içeri girip sizinle bir iki dakika konuşabilir miyim? Cenaze törenindeydim. Birdenbire başım dönmeye başladı. Aa buna çok üzüldüm. Buyurun efendim, buyurun. Şuraya oturun. Ben size su getireyim yoksa çay mı istersiniz? Miss Marple. Hayır teşekkür ederim dedi. Su içersem kendime gelirim. Bayan Broad bir bardak suyla döndü. Bu beklenmedik misafiriyle hastalıklardan, baş dönmelerinden bahsedeceğini düşündüğü için memnundu. Biliyor musunuz kuzenim de sizin gibi. Aslında bu yaşta böyle olmaması gerek. Kendisi ellisini henüz açtı. Fakat zaman zaman birdenbire başı dönüveriyor. Hemen bir yere oturmadığı takdirde de düşüp bayılıyor. Korkunç bir şey bu. Korkunç. Üstelik doktorlar da bu illetin bir çaresini bulamıyorlar. Buyurun suyunuz efendim. Miss Marple birkaç yudum içti. Ah biraz kendime gelir gibi oldum. Demek o ölen zavallı hanımın cenazesine gittiniz. Kimisi onun kazaya uğradığını söylüyor. Kimisi de bir cinayete kurban gittiğini. Ama bence bir kaza bu. Fakat polis nedense her şeyde bir cinayet kokusu sezer. Miss Marple başını salladı. Evet, böyle şeyler daima oluyor. Buraya geldiğim zaman da bana bir kızdan bahsettiler. Adı Nora'ymış. Nora Broad. Aa, Nora. O eltimin kızıydı. Evet, yıllar önce evinden çıkıp gitti ve bir daha da dönmedi. Öyle kızlara engel olamazsınız. Eltime sık sık sen bütün güneşe gidiyorsun derdim. Peki o arada Nora ne yapıyor? Kızının erkeklere çok düşkün olduğunu da biliyorsun. Bu yüzden başı derde girebilir. Bak görürsün. Çok geçmeden dediğim de oldu. Yani? Her zamanki mesele. Evet, kısa hamile kaldı. Fakat Eltim'in bundan haberi yoktu sanıyorum. Ama ben yaşını başına almış bir kadınım ve böyle şeyleri de hemen sezerim. Delikanlının kim olduğunu da biliyordum ama pek emin değildim. Ama yanılmış da olabilirim. Çünkü Nora ortadan kaybolduktan sonra o yine burada oturmaya devam etti. Nora'nın kaybolmasına da çok üzüldü. Nora köyden kaçtı herhalde. Birinin, bir yabancının arabasına binmiş Ondan sonra kendisini gören olmamış. Arabanın markasını artık unuttum. Acayip bir kelimeydi bu. Nora'yı daha önce de o arabada görmüşler. Ondan sonra da kız ortadan kayboldu. Söylediklerine göre öldürülen diğer zavallı kız da o arabaya binermiş. Fakat Nora'nın öldürüldüğünü sanmıyorum. Öyle olsaydı cesedi şimdiye kadar bulunurdu. Öyle değil mi? Miss Marple. Öyle ya, dedi. Laura okuldayken çalışkan bir öğrenci öğrencimiydi. Ne gezer? Pek tembeldi. Üstelik zeki de sayılmazdı. Hayır, kız 12 yaşından itibaren delikanlılardan başka bir şey düşünemez olmuştu. Bana kalırsa sonunda biriyle kaçtı. Fakat bunu hiç kimseye açıklamadı. Bir kart bile yollamadı. Herhalde kaçtığı adam kendisine bir takım şeyler vaat etmişti. Ama inanıyorum ki Nora da bir zaman sonra çıka gelecek. O arada boyunun ölçüsünü de almış olacak. Öyle tatlı vaatlerin sonu çıkmayacağını er geç öğrenecek tabii. Nora'nın burada annesinden başka bir yakını var mıydı? Yoktu. Fakat köydekilerin bir kısmı kendisine iyi davranırlardı. Mesela eski konaktan Miss Clotilde. Bayan Lavinia o sırada burada değildi. Fakat Miss Clotilde okuldaki kızlarla ilgilenirdi. Nora'ya da hediyeler verirdi. Mesela bir keresinde güzel bir elbiseyle bir eşarp hediye etmişti. Oldukça şık, ipek yazlık bir elbiseydi. Aa evet, Miss Clotilde çok iyi kalplidir. Nora'nın dersleriyle daha iyi ilgilenmesini sağlamaya da çalışmıştı. Kıza hareketlerini düzeltmesini de tavsiye etmişti sanırım. Nora benim akrabam ama yine de doğruyu söylemem gerekir. Nora erkek delisiydi. Her delikanlı gezebilirdi onunla. Üzülecek bir şeydi bu. Kızın sonunda sokağa düşeceğinden emindim. Başka türlü olamaz. Ama belki de bu eski konakta oturan Miss Verity gibi öldürülmekten daha iyi. Çok üzüntü verici bir olaydı o. Kızın biriyle kaçtığını sandılar. Ondan sonra polis araştırma yapmaya başladı. Geoffrey Grant'le Billy Thompson'ı sorguya çektiler. İşsiz güçsüz da onlar. Miss Marple kadınla bir süre daha konuştu. Sonra artık başının dönmediğini söyleyerek Bayan Browt'un evinden ayrıldı. Yaşlı kadın ondan sonra marul eken bir kıza gitti. Nora Browt mu? Aa, o yıllar önceki öyden ayrıldı. Biriyle kaçtı kız. Zaten erkeklere çok düşkündü. Doğrusu onun sonunun ne olacağını düşünürdüm. Kendisini neden arıyordunuz? Miss Marple hemen bir hikaye anlattı. Dışarıda oturan bir arkadaşımdan bir mektup aldım. İyi bir ailedendir o. Bana çocuklara bakması için Nora Broad adında birini tutacağını yazmış. Zannedersem kız çok sıkıntılı günler geçirmiş kötü bir adamla evlenmiş kocası sonra onu bırakarak başka bir kadınla kaçmış arkadaşım kız hakkında bir şey bilmiyordu fakat onun bu civardan olduğunu sanıyordu onun için ben de bir soruşturma yapayım dedim galiba Nora sizin okul arkadaşınızmış evet onunla aynı sınıftaydık ama Nora'nın yaptıkları hiç hoşuma gitmezdi erkek delisi bir kızdı o sırada benim de bir sevgilim vardı. İyi bir delikanlıydı. Bir gün Nora'ya ''Her önüne gelenle gezmekle kötü ediyorsun.'' dedim. Kız tanımadığı adamların arabalarına binerek meyhanelere giderdi. Herhalde oralarda yaşını da saklardı. Aslında yaşından çok büyük dururdu zaten. Sarışın mıydı yoksa esmer mi? Esmer. Saçları pek güzeldi simsiyah ve gürdü. Daima açık bırakır, kurdeleyle falan bağlamazdı. Nora ortadan kaybolunca polis endişelendi mi? Evet, zira Nora kimseye haber vermeden köyden kaçtı. Onu bir arabaya binerken görmüşlerdi. Tam o sırada bu civarda birkaç cinayet işlenmişti. Onun da öldürüldüğünü sanıyorlardı. Ama ben o fikirde değilim. Mutlaka kız şimdi Londra'da. Striptiz yaparak bol para kazanıyordu herhalde. Nora öyle bir kızdı işte. Miss Marple. o halde Nora bahsettiğim ailenin yanında çalışacak bir kız değil, dedi. Arkadaşıma uymaz o. Nora'nın öyle bir aileye uyabilmesi için bir hale değişmiş olması lazım. 18. Bölüm Baş Diyakos Brabazon Miss Marple bir hayli yorulmuştu. Nefes nefese altın domuz oteline girdiği zaman otelin katibi onu karşıladı. ''Aa Miss Marple, biri geldi, sizi görmek istiyor.'' Başlıya koz Brabazon. Yaşlı kadın hayretle durakladı. Başlıya koz Brabazon mu? ''Evet, sizi bulmaya çalışmış. Bu tura katıldığınızı duymuş.'' Siz buradan ayrılmadan veya Londra'ya dönmeden sizinle konuşmayı istemiş. Kendisi bir hayli telaşlıydı. Onu televizyon salonuna götürdüm. Orası daha sessiz ve tenha. Şaşkınlığı geçmemiş olan Miss Marple, katibin gösterdiği salona girdi. Baş diyakoz Brabazon daha önce cenaze töreninde gördüğü yaşlı adamdı. Ayağa kalkarak Miss Marple'a doğru geldi. ''Siz Miss Marple mısınız?'' ''Miss Jane Marple.'' ''Evet.'' ''Ben baş diyakoz Brabazon'um. Bu sabah buraya çok eski bir dostum olan Miss Elizabeth Temple'ın cenaze törenine katılmak için geldim.'' ''Ya, oturmaz mısınız?'' ''Teşekkür ederim oturacağım. Artık eski gücüm yok.'' Miss Marple yaşlı adamı yanına yerleşti. ''Demek beni görmek istediniz?'' ''Evet.'' Beni hiç tanımadığınızı biliyorum. Fakat buraya gelmeden önce Keristan Hastanesi'ne uğradım. Oradaki hemşire bana Elizabeth'in ölmeden önce yolcu grubundan birini görmeyi istediğini anlattı. Miss Jane Marple'ı dedi. Miss Marple buraya geldi ve hastanın ölümünden kısa bir zaman önce onun yanında oturdu. Miss Marple başını salladı. Evet, öyle oldu gerçekten. Fakat aslında buna ben de hayret ettim. Çünkü Elizabeth'in yakın arkadaşlarından değildim. Onunla bu yolculukta dost olmuştuk. Evet, anlıyorum. Ben kendisini uzun yıllardan beri tanıyordum. Zaten o da beni görmeye geliyordu. Filminster'da oturuyorum ben. Otobüsünüz öbür gün oraya uğrayacaktı. Elizabeth benimle konuşmayı istiyordu. Bir konuda kendisine yardım edebileceğimi düşünmekteydi. Evet, Elizabeth bana bunun bir hac ziyareti sayılabileceğini söylemişti. Yaşlı adam kaşlarını kaldırdı. Demek böyle. İşte bu çok ilginç, ilgi çekici bir söz, ilgi çekici ve anlamlı. Bahsettiği ziyareti size mi yapacaktı? Evet, öyle sanıyorum. Miss Marple. Elizabeth de genç bir kızdan da bahsetmiştik, dedi. Verity adlı genç bir kızdan. Aa evet, Verity Hunt. O yıllar önce öldü. Bunu biliyor muydunuz? Miss Marple başını salladı. Evet, biliyordum. Elizabeth'le konuşurken o bana Verity'nin Bay Rafiel'in oğluyla nişanlanmış olduğunu da söyledi. Bay Rafiel benim dostumdu. Bu yolculuğun parasını da o ödedi. Fakat onun bu gezinti sırasında Miss Temple'la tanışmamı istediğinden de eminim. Elizabeth'in bana bilgi vereceğini düşünüyordu sanırım. Verity hakkında bilgi mi? Evet. Elizabeth de bana bunun için geliyordu. Bazı şeyleri öğrenmeyi istiyordu. Miss Marple mırıldandı. Mesela Verity'nin Michael Raphael'le neden evlenmediğini, nişanı neden bozduğunu, başlayıkoz buya bazon. Verity nişanı bozmadı dedi. Bundan eminim. Miss Marple sordu. O halde Michael'la neden evlenmedi? Benim fazla meraklı acayip bir kadın olduğumu sanmayın. Benim de kendimce bir görevim var. Verity ile Michael'ın neden evlenmediklerini de öğrenmem lazım. Koz yaşlı kadını bir iki dakika süzdü. ''Demek bu meseleyle siz de ilgileniyorsunuz.'' Miss Marple. ''Evet.'' dedi. ''Michael'ın babası ölürken bunu istedi. Bunu Bay Rafael için yapıyorum.'' Brabazon ağır ağır. ''Bildiklerimi size anlatmamda hiçbir sakınca yok.'' diye cevap verdi. Elizabeth de bana aynı soruyu soracaktı. ''Ama korkarım ben bunun cevabını bilmiyorum.'' Miss Marple. O iki genç gerçekten evlenmek niyetindelerdi. Bütün hazırlıkları da yaptılar. Nikahı ben kıyacaktım. Bu evliliği gizli tutmak istiyorlardı. O iki genci de tanırdım. Veriti'yi ta küçüklüğünden beri bilirdim. Onu ben vaftiz etmiştim. Daha sonra da onu Elizabeth'in okulunda sık sık görmüştüm. Veriti şimdiye kadar rastladığım kızların en güzeliydi. Yalnız dış görünüşü değil, Kalbi ve ruhu da güzeldi onun. Tam yetişme çağlarında bir felakete uğramış, annesiyle babasını kaybetmişti. Okulu bitirdikten sonra Miss Clotilde Bradbury Scott'ın yanına gitti. Herhalde onun burada oturduğunu biliyorsunuz. Verity'nin annesinin en samimi arkadaşıydı. Clotilde Verity'ye sanki kendi kızıymış gibi baktı, özen gösterdi. Onu Avrupa'ya götürdü İtalya'da sanat dersleri aldırdı. Verity de onu annesinin yerine geçirmişti. Clotilde çok seviyordu. Eski konakta mutluydu genç kız. Tabii Veriti'yi buraya geldikten sonra fazla görmedim. Filminster buradan 90 kilometre uzakta. Fakat ona Noel'de yazardım. O da bana kart yollardı. Sonra bir gün birden çıka geldi. Olgunlaşmış, fevkalade güzel bir genç kız olmuştu. Yanında da pek yakışıklı bir genç vardı. Onu da biraz tanıyordum. Bay Rafael'in oğlu Michael'dı bu delikanlı. Bana gelmişlerdi. Çünkü birbirlerine delicesine aşıktılar ve evlenmeyi istiyorlardı. Onları evlendirmeye razı oldunuz mu? Evet Miss Marple. Belki de bunun bir hata olduğunu düşünüyorsunuz. Onların bana gizlice geldikleri belliydi. Herhalde Clotilde onların bu ilişkisini uygun bulmamış ve ilişkilerini kesmeye çalışmıştı. Bunda da haklıydı tabii. Zira Michael Raphael kızınızın veya yakın bir akrabanızın evlenmesini isteyeceğiniz bir genç değildi açıkçası. Aslında Verity kesin karar verecek çağa ermemişti henüz. Michael ise dürüst bir insan sayılmazdı. Bir sürü aşk macerası geçmişti başından. İlişkisi olan kızlardan doğan çocuklarına nafaka veriyordu. Ayrıca hırsızlık, dolandırıcılık yapmıştı. Hapse girip çıkmıştı. Sabıkalıydı yani. Babası elinden geleni yapmıştı. Ama Michael'ı ısrar edememişti. Fakat delikanlı çok yakışıklıydı. Bu yüzden kadınlar peşini bırakmıyorlardı. Ayrıca bazı iyi tarafları da yok değildi. Neşeli, cömert. Ve bazı bakımlardan da merhametliydi. Arkadaşlarının başı derde girdi mi muhakkak onların yardımına koşar. En sıkışık anlarında onları terk etmezdi. Evet, işte Verity'nin evlenmek istediği böyle bir gençti. Ve ben onların nikahını kıymaya razı oldum Miss Marple. Tabii Verity'ye Michael'ın nasıl bir insan olduğunu anlatmaya çalıştım. Bu zaman delikanlının geçmişini kızdan saklamamış olduğunu da anladım. Verity'ye her şeyi itiraf etmişti. Başının poliste daima derde girdiğini fakat Verity ile evlendikten sonra tamamıyla değişeceğini söylemişti. Genç kızı Michael'ın hiçbir zaman değişemeyeceğini söyledim. İnsanlar değişemezler ki. Evet, belki Michael değişmeyi, hayatını bir düzene sokmayı gerçekten istiyordu. Verity de durumu benim kadar iyi anlamıştı sanırım. Bana Michael'ın nasıl bir insan olduğunu biliyorum diye itiraf etti. Belki değişmeyecek ve daima böyle kalacak. Fakat onu seviyorum. Ona belki yardım edebileceğim, belki de edemeyeceğim. Ama bu tehlikeyi göze almaya da hazırım. Size şunu da söyleyeyim Miss Marple. Çok gence evlendirdim ben ve birbirine gerçekten aşık olan kimseleri hemen fark ederim. Bununla da birbirlerini seks bakımından beğenenleri söylemek istemiyorum. Son zamanlarda seksin üzerinde çok duruyorlar. Seksin kötü bir şey olduğunu iddia etmiyorum. Bu çok saçma olur. Fakat seks hiçbir zaman aşkın yerini alamaz. Daima aşkla beraber gider. Fakat tek başına başarılı olamaz. Sevmek, Nikahta söylenenler bunun nasıl bir şey olduğunu gayet iyi açıklar. Hem iyi hem kötü günlerde, hastayken de, sağlıklıyken de, fakirken de, zenginken de, her ne olursa olsun seveceğim. İşte sevmek budur. Ve Verity ile Michael da birbirlerini gerçekten seviyorlardı. Hikayem burada bitiyor. Çünkü ondan sonra olanları bilmiyorum. Onların istediklerini yapmaya karar verdim. Nikah gününü kararlaştırdık. Belki işi gizli tutmaya razı olmakla hata ettim. Bilmiyorum. Miss Marple Evlendiklerini hiç kimsenin bilmesini istemiyorlar mıydı? Evet. Verity de Michael da bunu istemiyorlardı. Belki onlara engel olunmasından korkuyorlardı. Verity Michael'la onu çok sevdiği için evlenecekti. Fakat bu evliliğe bir kurtuluş gözüyle de bakıyordu sanırım. Zannedersem Clotilde bazı bakımlardan fazla geniş fikirli değildi. Herhalde Verity'nin henüz çok genç olduğunu düşünüyordu. Ve muhakkak ki Verity'nin Michael'a olan hislerini ciddiye almasını da istemiyordu. Korkarım Clotilde bu şekilde düşünmekte haklıydı. Bunu şimdi daha iyi anlıyorum. Michael Verity'ye göre bir koca değildi. Genç kızın saptığı yolda onu mutlu bir hayata değil, acı ve ölüme götürdü. İşte bu yüzden kendimi suçlu buluyorum Miss Marple. İyi niyetle hareket etmiştim ama bilmediğim bazı şeyler vardı. Verity'yi biliyordum ama Michael'ı... Verity'nin nikahı neden gizli tutmak istediğini gayet iyi anlıyorum. Clotilde güçlü ve kişilik sahibi bir kadındı kıza baskı yaparak onu bu evlilikten vazgeçirebilirdi. Gerçekten de öyle mi oldu acaba? Clotilde sonunda verdiği Michael'la evlenmekten vaz mı geçirdi? Hayır sanmıyorum. Böyle bir şey olsaydı bunu Verity bana söylerdi. Hiç olmazsa bir haber yollardı. Nikah günü ne oldu? Size bunu daha anlatmadım. Günü ve saati kararlaştırmıştık. Ben bekledim. Gelmeyen bir gelinle damadı bekledim. Onlar bana ne bir haber yolladılar ne bir not. Bunun sebebini de hiçbir zaman öğrenemedim. İnanılacak gibi değildi bu. Gelme işlerini kastetmiyorum. Fakat her şeye rağmen bana alelacele bir haber yollayabilirlerdi. Özellikle Verity. İşte bu yüzden Elizabeth Temple'ın ölmeden önce size bu konuda bir şey söylemiş olabileceğini düşündüm. O öleceğini biliyordu. Onun için de bana bir haber yollamaya çalışmış olabilirdi. Miss Marple, o da sizden bilgi almayı istiyordu, dedi. Bu yolculuğu yapmasının sebebi de buydu. Evet, herhalde. Ben şunu demek istiyorum. Verity evleneceğini kendisine engel olabilecek kimselerden saklamıştı. Clotilde ve Antia'dan. Fakat genç kız Elizabeth Temple'a da çok bağlıydı. Herhalde Michael'la evlenmek üzere olduğunu ona da yazdı. Evet, bundan eminim. Çünkü Elizabeth bana, tanıdığım bir kız Michael Raphael'le evlenecekti, dedi. Bunu da ona ancak Verity açıklamış olabilirdi. Elizabeth'in durumu başkasından öğrenmesi imkansızdı. Ona, peki neden evlenmedi, diye sordum. Çünkü öldü, dedi. Baş diyakoz brabazon içini çekti. Ve yine çıkmaz sokağa girdik. Elizabeth'le ben sadece bunları biliyoruz. Verity ile Michael evlenmeye karar verdiler. Ve sonra nikah günü gelmediler. Ve siz ne olduğunu bilmiyorsunuz. Açıkçası Michael ile Verity'nin darılıp ayrıldıklarını hiç sanmıyorum. Ama herhalde yine aralarında bir şey geçti. Belki Verity birdenbire Michael'ın nasıl bir insan olduğunu iyice anladı. Öyle de olsa Verity yine bana haber gönderir ve nikahın kıyılmayacağını bildirdi. Beni kilisede saatlerce bekletmezdi. O gayet iyi yetiştirilmiş, son derece terbiyeli ve nazik bir kızdı. Evet, bana muhakkak haber yollardı. Korkarım o gün bir şey oldu. Ölüm? Miss Marple Elizabeth Temple'ın bahçede söylediği sözleri hatırlamıştı. Yaşlı adam, evet diye içini çekti. Ölüm. Miss Marple düşünceli düşünceli. Sevgi dedi. Yani? Elizabeth söyledi bunu bana. Veritinin ölümüne neyin sebep olduğunu sorduğum zaman sevgi dedi. Dünyanın en korkunç kelimesi budur başlıya koz da. Anlıyorum veya anladığımı sanıyorum. Ne demek istiyorsunuz? Bence Michael iki ruhlu, çifte karakterli bir gençti. Şizofrendi yani. İki kişiliği vardı onun. Biri iyi niyetli, mutlu olmayı gerçekten isteyen bir genç. Diğeri dengesiz, hasta, sevdiği kimseyi öldürmek için önüne geçilmez bir arzu duyan bir manyak. Kim bilir demek böyle olduğunu düşünüyorsunuz. Başka türlü olabilir mi? Evet, biliyorum. Ceset bir süre bulunmadı. Herkes Veriti'nin kaçtığını sandı. Yani sizce Verity nikah günü öldürüldü? Belki, bilmiyorum. Polis Michael'ı yakaladıktan sonra ne oldu? Veriti ortadan kaybolunca polis Michael'dan şüphelenmeye başlamıştı. Genç kızı sık sık onun arabasında görmüşlerdi. Ceset bulununca da yaşlı adam sesini alçalttı. Fakat bazen Veriti başka bir gencin öldürdüğünü düşünüyor. Bunu diliyorum. Belki Veriti bir yerlerde tanıştığı birinin arabasına binmişti. Başını sallayarak sustu. Belki gerçekten öyle oldu. koz. Michael mahkemede jüri üzerinde çok kötü bir etki bıraktı dedi. Saçma, anlamsız yalanlar söyledi. Arabasını bir yerde bıraktığına dair bir hikaye uydurdu. Arkadaşları onun cinayet günü yanlarında olduğunu söylemeye kalktılar. Michael müthiş korkuyordu. Betty ile evlenme planından hiç bahsetmedi. Galiba avukatı bunu istememişti. Zira o zaman jüri Demek kız onu kendisiyle evlenmeye zorlamış diyebilirdi. Yaşlı adam bir an sustu. İşte böyle Miss Marple. Çok üzgünüm ve acı çekiyorum. Çünkü hatalı bir karar verdim. İnsan karakterini iyi bilmediğim için çok tatlı ve masum bir kızı ölümüne yolladım. Onun ne korkunç bir tehlikeyle karşı karşıya olduğundan haberim yoktu. Miss Marple ona doğru eğildi. Her şeye rağmen yine de bir bakımdan eminsiniz. O iki gencin birbirlerini büyük bir aşkla sevdiklerine hala inanıyorsunuz. Onların evlenmek istediklerini ve beklenmedik bir engelle karşılaştıklarını düşünüyorsunuz. Evet, haklısınız. Evet elimde değil. Her şeye rağmen yine de o iki sevgilinin evlenmek istediklerine inanıyorum. Miss Marple biliyor musunuz? dedi. Ben de sizin gibi düşünüyorum. O halde yaşlı kadın henüz nikah günü ne olduğunu bilmiyorum diye cevap verdi. Pek emin değilim ama galiba Elizabeth Temple yavaş yavaş durumu anlamaya başlamıştı. Bir an durdu. Sonra usulca mırıldandı. Sevgi, dünyanın en korkunç kelimesi